Ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Başka açıdan hoş geldiniz. Ben Yusuf Ozan Demir. Bu haftanın önemli konularını konuşacağız. Malumunuz dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu konuyu konuşacağız. Tabii süremiz kalırsa da iç gündeme döneceğiz. Hemen konuklarımı takdim edeyim yeniden. Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Gazeteci yazar Mehmet Betiner hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. <laughs> Daimi yorumcumuz Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karaasanoğlu İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir diğer daimi yorumcumuz Yeni Gazetesi yazarlarından Kenan Alpay. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Biraz daha bir Skype bağlantımız da olacak. Sevgili izleyenler, arkadaşlarımız hazır hale getirince emekli hava tüm general Osman Yıldırım da Skype'da karşımızda olacak. Kendisine bir takım sorularımız olacak. Evet Rusya Ukrayna savaşı bir hafta geride kaldı. Hatta 8. gün geride kaldı. Farklı yorumlar var. Rusya'nın hiç beklemediği bir direnişle karşılaştı. Hatta Putin'in bu noktada tuzağa düştüğü ya da Argo bir tabirle karizmayı çizirdiğini iddia edenler var. Ama daha da önemlisi bu çatışma ya da savaş Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın gidişatını nasıl etkileyecek? Özellikle bakınız işte son 3 günde akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zamlar gelmeye başladı. Tabii Türkiye'nin bulunduğu pozisyon oldukça önemli. Rusya Ukrayna'ya hakim olursa Türkiye açısından ne olur? Mevcut durum uzarsa dünyaya nasıl yansımaları olacak? Hepsi gündemimizde olacak sevgili izleyiciler. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hoş bir kez olur, daha iyi efendim. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şimdi tabii çok sorularımız var ama tabii herkesin genel değerlendirmesi de mutlaka vardır. 8. gün geride kaldı. Olayın geçmişine dair biliyoruz. NATO, Rusya çekişmesi, Putin dedi ki benim güvenliğim ve Ukrayna'ya bir harekat başlattı. Siz genel durumu nasıl görüyorsunuz? Efendim izniniz olursa ben yine harita ile birlikte anlatmaya özen göstereyim. Çünkü hı hı. özellikle yabancı bir ülke olduğu için yerleri tanımlamakta ya da sebeplerini söylemekte zorlanabiliriz. Buyurun. Bir vesile konuşmaya başlamadan bizleri evlerinde izleyen değerli izleyenlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Ümit ediyorum arkadaşlarımla beraber güzel bir akşam olacağını hep birlikte göreceğiz. Ben izniniz olursa ilk haritadan başlamak istiyorum. Eğer biz Ukrayna olayına sadece Ukrayna'ya bakarak başlarsak esas hatayı orada yaparız. İlk cümlem özellikle seçerek söylemek istiyorum. Bir yabancı ülkenin Rusya gibi Ukrayna'yı işgal etmesini hiçbir açıdan doğru bulmuyoruz. Bulmuyoruz ama Ukrayna'yı bu hale kim Rusya'yı bu hale kim getirdiği eğer biz çok kısa olarak ifade edemez isek olaylara farklı bakamayabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO şemsiyesi adı altında girmek istediği şu ana kadar da giremediği büyük güçleriyle giremediği tek deniz Karadeniz. Ama elinden gelen her şeyi Glasnost Perestroika'dan sonra 1991'den sonra yapmaya çalışmıştır. Bu Asya'daki bol e, güllü, renkli e, ihtilalleri biliyoruz. Portakal ya da turuncu Ukrayna'da Lale Devrimi Gürcistan'da adı altında George Soros tarafından desteklenen operasyonları da biliyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Glasnost Prestoroyka'dan sonra elinden geldiği kadar Rusya'yı tahrik etmiştir. Ama bunu yaparken de özellikle NATO şemsiyesi altında yapmaktadır. Belki de bizim açımızdan da doğru olmayan bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri her ne yapıyorsa peşinden NATO üyelerini de sürüklemektedir. Bu Gürcistan'da özellikle Gürcü bir şah, e, lideri Şah Kaşvili'yi getirmiştir. Bu derin dünyanın Amerika e, ve NATO şemsiyesi altında ne yaptığını bunun üzerinden anlatmalıyım ki net anlaşılabilsin. Buyurun. Şah Kaşvili Gürcü'dür. Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığına aday olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bunu desteklemesi çok tabidir. İki kez, iki ayrı dönemde Cumhurbaşkanı olmuştur. Bu da tabidir. Ama tabii olmayan şu, burada en son 2013, ilk dönemi 3 yıl sürmüştür, ikinci dönemi 4 yıl. En son 2013'te Cumhurbaşkanlığı bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Şakaşvili'yi alıp anlaşmalı bir şekilde Ukrayna'ya götürmüştür. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Başka bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı siz alıp Ukrayna'da e, Proşenko'nu onu etkileyerek Ukrayna'da Odessa valisi yapıyorsunuz. Hem de Ukrayna vatandaşlığı vererek. Yıl kaç? 2015. Ve aynı Şakaşvili yeni vatandaşı olduğu bir ülkenin iken büyük bir lütuf bulmuşlar. Yani vali yapmışlar oraya. Yeni bir parti kurarak bu sefer Proşenko'yu iktidardan indirip Ukrayna Cumhurbaşkanı olmak istemiştir. Esas yanlış olan bu ve bunların tamamını teşvik eden de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve bunu yaparken de sürekli olarak e, Ukrayna'nın etrafını kuşatmaktadır. Şimdi kendimi Putin yerine koyuyorum. Ben ne yapardım? Eğer bu empatiyi yapamazsak doğruya ulaşamayız. Şimdi bir NATO var karşımda ve bu NATO 2009'dan başlayarak... 2015, 16, 19, 20, 21 ve 22'de toplam 9 büyük tatbikat yapmış. Adı tatbikat ama bu tatbikata NATO üyesi olmayanları da katmış. Kim gibi? Gürcistan gibi, Ukrayna gibi. Şimdi siz Rusya'nın cumhurbaşkanı olsanız ne düşünmeye başlarsınız? Öyle ya da böyle NATO beni kuşatıyor dersiniz değil mi? Öyle inanıyorum ki Putin 1-2 yıl sonra içine düşeceği çok zor bir durumu Rusya adına doğru olduğuna karar vererek bu harekete başlamıştır. Eğer bunu yapmasaydı gelecekte çok sıkıntıda kalabilirdi. Çünkü gerçekten büyük bir tahrik unsuru var. En son NATO tatbikatına 32 ülke davet ediliyor. Her ne alakası varsa içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri var. İçinde Tunus var, Fas var. Ukrayna var, Gürcistan var. Ve burada 2008'de hala ders almadılar. Gürcistan e, aleyhte davranmaya başlayınca Rusya'ya Rusya içeriye girdi, Güney Osetya ile Abhazya'yı aldı. Bir sonraki resme girebilir miyiz? Bir sonraki. Evet. Şimdi öylesine tahrik edici davranıyorlar ki hı hı. burası Odessa limanı. Odessa limanında çok geniş bir alanda tatbikata başlayacaklar başladılar. Rusya ne yaptı? Kırım'ın etrafında naft heksi ilan etti. Füze tatbikatları yapacağım buraya giremezsiniz dedi. Çünkü bir sebeple o tatbikat acaba savaşa dönebilir diye mi endişe etti? Kırım'ı daha evvel ilhak etmişti. Efendim Rusya bunu yaparken doğru mu yaptı? Hayır doğru yapmadı. Kırım'ın nüfusunu zaman içerisinde azalttı. Orada Kırım Tatarlarının nüfusu %35.3 idi. Bu sürgünlerle özellikle Stalin dönemindeki sürgünlerde şu andaki Kırım Tatarlarının nüfusu %10.6'ya düştü. En yüksek nüfus kim Rusya nüfus kaydırdı buraya. %67.8 nüfusa sahip oldu. Sonra dedi ki ben burada büyük bir nüfusa sahibim. Beni de istiyorlar. Kırım'ı aldım dedi. Annexation diye anlatılır. Yani kestim aldım bura benim dedi. Ve de, dünya buna bir şey yapmadı. Bir Yapamadı iki, mı yapmadı mı? Yapmadılar. Yapmadı yapmadılar. Bir sonraki lütfen. Şimdi öyle hazırlıkla geldiler ki uydu verilerini incelediğimizde 2021 yılın Haziran ayında burası bomboş. Kasım'a bakıyoruz askeri birliklerini burada yığmış. Yelenya denen yerde. Daha sonra dört yerde birden kuşattı hepsinin resimleri var. Rusya yüz bin askeri, binlerce tankı, topu vesaire laf olsun diye buraya getirmedi. Ya da sıradan bir tatbikat için gelmedi. Yani şeyin perşembenin gelişi ...çarşamadan belliydi. Bunu ben uydudan görüyorsam Amerika Birleşik Devletleri de görüyordu. Batı güçleri de görüyordu. Ve dürüstçesi hiçbir ciddi tedbir almadılar. İşte kınamalar vesaire yapma etme hadi geriye dön dışında. Bir sonraki lütfen. Şimdi tabii ben bütün halkımız bu anda belki duygusal olarak şeye karşı, Rusya'ya karşı ama Allah aşkına Amerikan Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye etrafında ki bu üstlerine ve askeri yığılmalarına bakalım. Türkiye ciddi bir tehdit altındadır. Dede ağaç burnumuzun dibindedir ve orada sürekli Yunanlılarla tatbikat yapılmaktadır. E burası Suriye olayını biliyorsunuz zaten PYD ve PKK'larla binlerce değil on binlerce kamyon malzeme taşınmıştır. Dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna'nın etrafında çerçeveli yaptığı şeyi sanki biz şimdiden görmeliyiz diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bunlara uygun tedbir almalıdır diye düşünüyorum. Çünkü biz resmen kuşatıldık. Kıbrıs'ta kuşatıldık, Girit'te kuşatıldık, Yunanistan'ın birçok yerinde, Bulgaristan'da ve Romanya'da kuşatıldık. Ama şunu da unutmayalım. Şimdi Ukrayna-Rusya çatışması dolayısıyla sürekli Batı kuzeyimize de yani Karadeniz'in üstüne silah gönderiyor. Bu da bir tehdit değil mi? E, Rusya... Amerika. Yani Batı dünyası mesela son 8 günde sürekli silah desteği, mühimmat... Bir tek Almanya vesaire. gönderiyor. Hollanda'da birkaç tane... Stingler, Füze'ler vesaire. vesaire. Resmi olarak... Büyük miktarlarda gönderen bir tek Almanya. Bir sonraki resim lütfen. Hocam affedersiniz geçmeden bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu sizin bahsettiğiniz harita Amerikan üslerinin Türkiye çevresindeki haritası ve ittifaklarının. Tabi ittifaklarının NATO üsleri de olabilir, Amerikan üsleri de olabilir. Evet. Ama o haritada şey yok. Türkiye'de de Amerikan üsü var, İncilik'te var. Bunları niye koymadım? Var, İzmir'de Etra var. Bir benzerlik oluşturmak için. Yani öbürü Ukrayna'nın etrafını aylar evvel kuşattı, sebebi vardı, savaşa girdi. Bizde ise biz kuşatılmışız. Sadece devletimden beklentim benzerlikten dolayı düşünebilirler ya da düşünmezler önlem almalarıdır. Bu bizim son kalemizdir. Anladım ama şey demek istiyorum. Kalenin içinde de yani Amerikan var. üssü var. Yani var. Malatya'da İncirlikte da var. var. Büyük bir Amerikan üssü İncirlik orada var, İzmir'de var. Bir Başka yerlerde, yerlerde var. de var. Ee, ve bir de yani tatbikatlar yapıyor Amerika İngi Yunanistan'da olsun diğer ülkelerle evet. ama Türkiye'de ortak tatbikatlar yapıyor. Türkiye bütün ama ilginizi çekiyorum. Türkiye'nin yaptığı bütün tatbikatlar NATO şemsiyesi altında. Amerika Birleşik Devletleri ile tatbikat yapmıyor. NATO şemsiyesi altında zaten bizi aldatan olay o. NATO şemsiyesi altında bizi davet ediyor. En son biz tüm generalimizi de gönderdik. Başkanlık etti. O farklı şemsiye altında NATO üyesi olduğumuz için 52'den beri biz girmeyen mecburuz. Şöyle güvenilir deniz kızı tatbikatı 3 ülke ile beraber yapılıyor. Amerika, İsrail ve Türkiye arasında yapılıyordu çok yakın bir zamana kadar. Evet. Yani bu gazze krizi çıkıncaya kadar. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ortak tatbikatı benim hafızam aldatmıyorsa tek başına yok. Ama NATO şemsiyesi altında birçok tatbikat var. Ama en son dede ağaç... Bize hakikaten uyarıcı olmalıdır. Bizim esrafımız sarılmış bir durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin sürekli dostu, sürekli düşmanı yoktur. tarihten hepimiz biliyoruz. Bizim evet, dostlarımız da geçicidir, düşmanlarımız da geçicidir. Devletime uyarımdır bir üniversite profesörü olarak. Bu kadar çok çevrilmiş bir Türkiye Allah muhafaza. Bir sıkıntı anında çok zor durumda kalabilir. Bir sonraki lütfen. Evet. Şimdi... Rusya saldırırken çok stratejik bir yol deniyor. Burada gördüğümüz mavilerin hepsi Rus e, vatandaşlarının yoğunlukta olduğu bölgeler. Dolayısıyla Rusya buraya göz koyarak girdi. Burası Dinyeper, burası da Dinyester Nehri. Şu Moldova'nın oradan giden. Bir sonraki bunu niye çok sağlam olduğunu e, bu dağılımı göstermek için 2010'da bir sonrakine gelir miyiz? Evet. Bu Yanukovic ile Timoshenko'nun seçim sonuçları. Rus yanlısı olan Yanukovic'in hakim olduğu yerler mavi. Batı yanlısı olan Timoshenko'nunkiler sarı. Yani şu anda Rusya'nın nüfus dağılımına uygun olarak Rusların bir e, seçim sonucu çıkmıştır. Dolayısıyla Rusya oraya girdiği zaman kendisine hoş geldin diyecek bir Rus çoğunluk vardır. Kırım o yüzden gitti. Bu bölgeler hatta Odessa limanı gitmek üzere. Buradaki girdiği yer ise bu dört tane o eğer arkadaşlarımız hatırlarlarsa dört yerde kuşatırken o yukarıda Kırma, Belarus'tan girdiler. Yine kendilerini destekleyen bir Rus grup var burada. Karki ve buradan adam gönderdiler aşağıya doğru. Donbas bölgesinde aldılar. Bir sonrakine girebilir miyiz? Evet, bu en son 27'de aldım. Sonra bir de 3 bugünkü tarihli haritalar elimde. Şu anda Rusların hakim olduğu yerler bu pembe renkli gösterilen yerler. Azak Denizi'ni Rus Denizi yapmak istiyor Rusya. Şurada bir Maripol kaldı. Buraya da e, bu kadar uzakta değiller. Şimdi şuradalar. Bir sonraki haritada belki göreceğiz. Burayı kapatmak istiyorlar. Dolayısıyla Azak Denizi artık Rus Denizi olmak üzeredir diyorlar. Bir yandan da Odessa'ya ilerliyorlar. Ama en tehlikeli yerlerden biri şura. Zaporizya diye bir yer. Biraz sonra bir sonraki haritaya lütfen gelin. Bir, bir sorum olacak hocam. Buyurun. Estağfurullah. Şu noktayı gösterdiniz ya. Evet Zaporizya. Buraları birleştirecek. Evet. Baktığım kadarıyla Ukrayna'nın en önemli liman kentleri burada. Evet. ...çok kritik noktalar... Denize ee, çıkışı orası... Aha, ...dünyaya... ...tahıl... E, ...giden yerde orası... ...Rusya... ...genelde Odessa limanı... Aha, ...tam oraları da... ...mesela en çok burayı bombalıyor... ...buraları birleştirmek istiyor... Evet. ...herhalde... ...Putin'in bir diğer stratejisi de... ...gıdaya mı hakim olmak... ...mı... ...şu an için... E bu... Ukrayna çok fazla bize gıda veren, Türkiye açısından düşündüğümüzde çok fazla gıda veren bir ülke değil. Buğday için konuşuyor. Bu, buğday, Türkiye'nin e, ithal ettiği e, buğdayın yüzde 12'si sadece Ukrayna'dan gelir bize. Yüzde e, 78'i... Mısır'a çok veriyormuş, İslam ülkeleri de. Evet, evet yüzde 78. Büyük bir buğday ülkesi burası. Hı -hı. Odesa'yı alacak, en azından pazarlık payı yapacak, bir çıkış bırakacaktır diye düşünüyorum. Ya yani bu da önemli bir nokta değil mi dedi? Gayet tabii. Odesa ama Odesa ile ilgili bir harita daha gelecek. Bir tabii. sonraki lütfen. Bir sonraki. Evet. Şimdi buradan etrafa yayılma derdinde. Sebebi de bu buralar alındı zaten. Bu bölgeler gittikçe Kiev'e yaklaşıyor, Kiev'i kuşattı çok fazla sokak savaşında zayiat verebilir diye bekliyor. Belki barışla ya da işte sözleşmelerle karşılıklı alabilir alacağı yerleri diye. Ve burada şu şu anda her sonu aldı. Odessa'ya doğru ilerliyor. Hiç kimsenin dikkatini çekmeyen yer de burası. Moldova içerisinde de facto bir devlet var. Trans e, diye kendilerini ayırmışlar. Burası Dniester Nehri'nin geçtiği yer. Bunlar da Rus yanlısı. bir yandan da bu taraftan Ukrayna'yı kuşatıyorlar. Yani şu hattı da birleştirmek istiyorlar. Ama öyle hissediyorum ki yani ben Putin'in yerinde olsaydım pazarlık masasına oturduğumda Odessa'dan bir çıkış alanı bırakmazsam Ukrayna ölmüştür zaten. Tamamen kara devletine dönecektir. O açıdan da o noktada bir boşluk bırakacaklardır diye düşünüyorum. Bir sonraki lütfen Kaç görselimiz kaldı arkadaşlar? Çok az, çok az. Şimdi burada şu, şu şehre lütfen dikkat edin. Hocam bunu da anlatın. Tamam. Sonra diğer konuklarımla da devam edeyim. Bunu bitirin. İkinci bir defa sonra siz tamam, söz verin. Tamam. Hemen bunu da, bunu da hocam. bitireyim. Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren şehir burası. Neden burası? Bizim sihaların motorlarını şu anda imal eden yer Ivchenko motor, Ivchenko motor ile motor ee, Seçi diye bir yer, bir firmanın birleşimiyle olan firma burada. Şimdi bize Kanadalılar motor vermediler sihalarımıza. Sihalar bizim e, bu savaş alanındaki güçlü enstrümanlarımızdı. Motoru alamayınca biz Ukray Ukraynalılarla anlaştık o, e, Kasım 21'de 2021'de. Burada imal edilecekti. Hem Ukrayna faydalanacak hem Türkiye faydalanacaktı ve buradaki motor fabrikası buradaki bu motor fabrikası aynı zamanda Rusya'ya da Antona uçaklarının Ansat helikopterlerinin motorlarını yapan yer orası. Hmm. Ve Çin buradan yüzde %41 hisse aldı. Amerika Birleşik Devletleri buna itiraz etti. Ukrayna hükümeti boyun eğdi ve mahkeme bu satın almayı durdurdu. Ama benim endişem şimdi şu, eğer biz o çok inandığımız, güvendiğimiz sihaların motorları bura işgal Top edilirse abi. bizim için hayal olacaktır. Çünkü neden? Amerika Rusya diyor ki burada benim uçaklarımın motorlarını yapan orijinali bana ait olan fabrika var. Ele geçirdikten sonra bırakmayacaktır. Burada hepimizin gözü ihmal ettiği bir şey daha var. altı nükleer santral var. Toplam 8.700 megawatt gücünde. Daha ileride devam ediyorum. Şimdi bölümde yine Sen... ikinci ederim. bölümde devam teşekkür edelim. ederim. Teşekkür Arkadaşların hatrında şey ederiz. yapmayalım. Teşekkür ederim. Sayın Metin Ersine devam edelim. Şimdi hocam önemli şeyler söyledi gerçekten. Ee, baktığımız Amerika Birleşik Devletleri önce Ukrayna'ya çok ciddi destek veriyormuş gibi gözüktü. Sonra bir baktık Amerika sadece söylemde destek veriyor Avrupa Birliği ülkeleriyle NATO ya da Çünkü Ukrayna kaldı bir başına. Bu Amerika'nın bu siyasetini nasıl görüyorsunuz? Yani bir defa Amerika Birleşik Devletleri ile Ukraynalılar aynı halkın çocukları değildirler. Hı hı. Almanlar da öyle. Avrupa'nın diğer sayır halkları da öyle. Ama Ruslarla Ukraynalılar aynı halk. Putin'in söylediği doğru. Şu an tabii Rusya Ukrayna'yı işgal eden bir ülke olduğu için birileri psikolojik hareket yürütmeye başladılar. En doğru tarihsel güncel bilgiler bile hatırlar, Rus yanlısı. Böyle terbiyesizliklere gerek yok. Hiç kimse. Biz Ankara gözüyle bakarız, Türkiye gözüyle bakarız. Ama doğru neyse onu da söyleriz yani. Ukrayna diye bir devlet tarihte yoktur. Ruslar da Doğu Slavların sadece bir boyunun ismidir. Ukraynalılar da Ruslar da Doğu Slav halklarını oluşturan, tarihte de aynı coğrafyada yaşayan aynı dini paylaşan insanlardır. Kendi aralarında şu an kavga ediyorlar. Bu bir iktidar kavgası. Yani aynı halka mensup olanlar. Tarihte de işte Yavuz Sultan Selim'le Türk İmparatoru Yavuz şey Şah İsmail'in şey savaşması gibi yani mezhep farklılığından e, iktidara giydirilen mezhep e, giysisi üzerinden iktidar kavgası. Bu da böyle bir şey yani yani Rusya Ukrayna'nın yabancısı bir devlet değildir. Ukrayna da Rusya'ya yabancı bir devlet değildir. A ama bugünün gerçekliğindeki şey tablo nedir? Şudur. Ukrayna artık egemen bir devlettir. Tarihte e tarih tarih tarihte kalmıştır. Ege biz egemen devletlerin toprak bütünlüğünü, siyasi bütünlüğünü kabul etmezsek Tarihsel iddialar üzerinden bir hesaplaşma bahsi açarsak, herkes bir yerin toprağına girer. Kiev, Rus Sıravlılarından önce Hazara Türklerinin yurdudur. Avar Türklerinin yurdudur. Uzun yıllar, uzun yıllar Hazara Türklerinin hakimiyetinde olan bir yerdir. 1681'e kadar da Kırım Hanlığının hükmettiği topraklardır. Osmanlı ile beraber hükmettiği topraklardır. 1681'de Osmanlı, Rus Çarlığı ve Kırım Hanlığı arasında yapılan anlaşmayla birlikte Dinyaper Nehri'nin Kiev'i de içine alan hı hı. bölümü onlara verilmiştir. Diğer bölüm de gene Kırım Hanlığı üzerinden Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Odessa en az 3 asır Osmanlı hakimiyetinde olan yerdir. Eğer tarihsel iddialar üzerinden hak iddia etmeye kalkışılırsa, bu dünyanın yeniden birbiriyle savaşması anlamına gelir. Yani Şam benim vilayetimdir. Yani kimse kusura bakmasın yani. Devlet de değildir. Tarihte Suriye diye bir devlet yoktur. Ama Arap diye bir halk vardır. Ee, Irak diye bir devlet yoktur. Osmanlı'nın üç tane vilayetidir yani. Bağdat, Basra, Musul eyaletlerinden oluşan. Eğer bu, bu bunu e, Putin'in yaptığı yanlışlık şurada Çarlık Rusyasını yeniden inşa etmeye kalkışacağını ilan etmesi, bu periferisindeki daha önce kendisine bağlı olan ama şimdi ulus devlet e, durumunda olan bütün devletleri korkutmuştur. Korkmalarında haklıdırlar. Putin çok yanlış bir siyaset izledi. Herkesi korkutarak yanında tutacağını varsayıyor. Şunu öngöremedim özür dilerim. Yani bugün e, Trump döneminde herhalde Fransa Cumhurbaşkanıydı. E, ne dedi? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir dedi. E, sonra bir baktık, özellikle bu Rusya e, olayından sonra NATO tam kenetlenmiş, Avrupa Birliği ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kanatlarının altına gitmiş ve Putin bunu öngöremedi mi? Yani birleştirdi onları bu hareketiyle ve hepsini karşısına göreceğiz. aldı. kimin birleşip birleşmediğini göreceğiz. Böyle değil mi? Yani... Ben başka bir analizi yapıyorum. Bana Put, Putin'in de canı cehenneme. Birisinin adı Vladimir'dir. Üstüne i̇şte O konu farklı. Neyse yani o değil yani. Putin neyi öngörüp görmediğini saatlerce burada oturup konuşacak halde değiliz ama... Şöyle Putin'in öngörüsü ya da ortaya çıkacak durum hepimizi ilgilendirecek sonuçta. Peki Al. ne demem bekliyorsun Yusuf'um? Estağfurullah. E, tabii ki buyurun. Ben sizden özellikle ben bir cevap Putin'in öngörüsünü bilemem ki yani. Bu tür büyük adamlar, tırnak içinde büyük adamlar, elinde de nükleer güç olan insanların neyi, ne, nerede, nasıl yapacağını öngörmek… O zaman açık konuşayım. Şunu demek istiyorum. Ha. Amerika Birleşik Devletleri Rusya tarihi savaşmamış. Adam geldim geleceğim diyor. Ee, çat diye giriyor ve destekleyen Amerika'da Ukrayna'yı hiçbir şekilde hava savunma sistemi vesaire hiçbir hazırlık yapmamış. Bunda bir tuhaflık yok mu? Nedir oradaki tuhaflık? Yani Başlık dünyaya yalta konferansı var biliyorsunuz. Nedir yalta konferansı? Dünyayı bölüşmeleri olmuş. vesaire. Dünyayı bölüşmeleri. Yani şunu söylüyorum uzatmayayım. E çünkü Burada savaşın galipleri eğilim. dünyayı bölüştürürler zaten. Yalta yani i̇ki Konferans. tane büyük güç. Acaba diyorum bunlar e, iyi polis kötü polisi mi oynuyor? Yani bu tür spekülatif sorulara verilecek her spekülatif cevap e, unutulmaya mahkumdur yani. Burada Putin'in şeyini anlatıyoruz. Siz eğer hala İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya alırsınız diye başlayan cümleler kurarsanız, Türk Cumhuriyetler, Türk Cumhuriyetleri, Türk Cumhuriyetler tanımı yanlıştır, Türk Cumhuriyetleri de günün birinde tekrar Rusya bize çöker, Rusya'nın dışında bir seçenek arayışına girerler. Şu an korkudan seçenek arayışına girmeseler bile yeni bir, yani Putin'in yaptığı konuşma çok talihsiz bir konuşmadır. Yani korkutarak yanında tutma siyaseti aynı zamanda e, hali hazırda Rusya ile birlikte hareket etmek mecburiyetini hisseden devletleri de her an fırsatını bulduklarında başka ülkelerin safına itme yanlışlıdır. Analitik olarak böyle bir şey koyuyorum ortaya. Hı hı. Şimdi burada burada Amerika evet NATO evet Putini tahrik etmiştir. Ben Putin'i tuzağa düşürüldüğü kanatinde değilim. Yani Putin çok iyi bir santranç ustasıdır hamlelerini neye göre nasıl yaptığını bilir. Ha ama yani siz başarısız olduğunuzda var ya. Ve işte demiştik bak Putin'i nasıl tuzağa düşürdüler. Ama başarılı olduğunuzda da kimse bu lafları hatırlamaz yani. Çünkü bunlar böyle ortaya söylenir. Eskiden rahmetli bir milis e, Milli İstihbarat Teşkilatı mensubumuz vardı. Yüz tane şey söylerdi. Hakikaten komplo teorileri bir de çok caziptir. Hiçbiri tutmazdı. Ama kazara biri tuttuğunda ben fi tarihinde bunu söylememiş miydim? Ya i̇yi de 99'u da tutmadı. Niye onu söylemiyorsun? Onun için bu aşamada Putin'in tuzağa düşürüldüğü, işte Putin'in öngörmediği bir savaşa girdiği varsayımı doğru değil. Putin şu an Ukrayna ile savaş halinde değil arkadaşlar. Ukrayna bir savaş alanıdır ama Ukrayna ile Rus orduları karşı karşıya gelmiş değil. Sahadaki vuruşma Ukrayna'da cereyan eden bir vuruşma savaş ama Rus ordusuyla savaş halinde olan Amerika'dır, Avrupa'dır. Amerika'nın şu an CIA'nın oradaki e, Amerikalı askeri casusların, danışmanların organize ettiği paralı askerlerdir. Kahir ekseriyeti paralı askerlerdir. Şu an sokak çatışmaları dediğiniz şey sivil görünümlü unsurların evet içinde halk vardır. Hepsi öyledir demiyorum. Ama şu anki direniş paralı askerler üzerinden sürdürülen bir direniştir. Yoksa konvansiyonel olarak Rus ordusuyla Ukrayna ordusu karşı karşıya gelmiş falan değildir. Peki toparlı. Çok büyük bir silah <laughs> yığınağı yapıldı. Ukraynalılara dedikler şey şuydu. Biz yalnızdayız vuruşun. Vuruşun ölün. Yani çok büyük silah yardımları yapıldı. Bu savaşın çıkacağını öngörmemeleri zaten mümkün değil. Yani bu kadar büyük bir yığınak yapacaksınız ama savaş çıkmayacak yani. Belarus'tan, Kırım'dan, işte Donbas bölgesinin e, Harkov'dan işte bütün sınırı tutacaksınız ama savaşmadan geri çekileceksiniz. Toparlayalım. Toparlayalım. Peki. Peki. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Yani bir, Rusya yabancı bir devlet değildir Ukrayna açısından. Dolayısıyla yabancı bir devletin Ukrayna'yı işgal ettiğini söylemek doğru değil. İki, Ukrayna ile Rus halkı tarihsel olarak da aynı kökten geliyorlar. Aynı halkın evlatlarıdırlar. Şu an Ukrayna'da Amerika ile Avrupa Amerika Avrupa Amerikan başını çektiği Avrupa bloğunun Rusya'ya karşı bilek şey var. Ve bana göre Rusya işgal etmekle tarihsel bir hata işlemiştir. İşgali e, işgali hiçbir şekilde tasvip etmek, hiçbir amanın arkasına sığınarak istilayı, işgal, işgali, ilhakı savunmak mümkün değildir. Ee, o, oradaki tutumumuz nettir. Ama ama Ukrayna'nın arkasındaki güç odaklarının yaptığını görmeden hı, hı. meseleyi hı hı. sadece Rusya'nın Ukrayna işgali biçimine indirgerseniz işte burada Meral Akşener gibilerinin soğuk savaş argümanları üzerinden gladio siyasetini Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığını görürsünüz ki en Peki. tehlikeli olan da budur yani dün Meral Akşener'in ya grupta yaptığı konuşma tam bir gladio tamam. siyasetidir bakınız gladio ve çok tehlikelidir ikinci bölümü konuşacağız yani sanki Rusya bizim topraklarımızı işgal etmiş niye biz Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı harp etmiyoruz gibi bizi suçlayan bir dil Amerika'nın içimizde kurduğu, derin NATO'nun da güdümünde olan o Gladio unsurlarının söz e, siyaset tarzıdır, çok tehlikelidir. Gladio'nun fetü ayağı açığa çıktı. Şimdi zannedersem Ukrayna-Rusya çatışmasıyla birlikte siyasi ayak ayakta e, yeniden harekete geçirilecek. Ben şahsen e, bu açıdan bakılmasını çok da yararlı görüyorum şu sıcak gelişmeyi de aktaralım. İkinci görüşmeler sona erdi Rusya, Ukrayna tarafları arasında. İnsani koridor konusunda anlaşıldı sevgili izleyiciler ve üçüncü bir görüşme de yapılacak önümüzdeki günlerde. Zelenski'nin açıklaması var. Gel konuşalım, ön koşulsuz, koşulsuz bir şekilde masaya oturalım ve bu savaşı bir an önce durdur demiş. Skype bağlantımız var. Emekli Hava Tüm General Osman Yıldırım iyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar. Biraz sesi yükseltelim arkadaşlar. Konuşmacıları konuşmacılar ve seyircilerimizi saygıya Teşekkür ederim. Sayın Yıldırım az önce de konuştuk. Rusya'nın bir şekilde buraya bir harekat düzenleyeceği belliydi. Putin'in tavrı da belli. Kavgada yumruk atanın önce kazanacağını söyleyen bir kişi. Yani karakteri kişiliği de belli. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri neden herhangi bir önlem almamış olabilir? Özellikle hava savunma sistemleri konusunda. Efendim ben şöyle müsaade ederseniz bu bugüne nasıl geldiğimizi önce bir e, irdelemek lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Biliyorsunuz Rusya e, 1917'de devrildikten sonra Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği kuruldu ve bu İkinci Dünya Harbi sonrasında da 1949'da NATO, 1955'te de Varşova Paktı kuruldu. Ve Soğuk Savaş dönemi devam ederken 1990'lara geldiğimiz zaman özellikle 1990'da Almanya'nın birleşmesi, 1991'de de e, Sovyetler, Sayın Yıldırım, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler... E, Önünüzdeki ekrana değil de kameraya, telefonun kamerasına doğru bakarsanız daha güzel bir fotoğraf ortaya çıkacaktır. Peki. Buyurun. Peki, Tamam. Ee, dolayısıyla 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldı. Arkasından hemen eee Varşova Paktı'da dağıldıktan sonra NATO bir hamle yaparak Barış için Ortaklık veya İngilizce ismiyle eee Peace and Partnership diye bir organizasyona gitti. Buna Rusya dahil şeyden eee Varşova Paktı'ndan ve e, eski Yugoslavya'dan ayrılan bütün ülkeler bu e, partnership'in içerisine girdi. Yani bunların amaç da NATO'ya geçişi bu ülkelerin kolaylaştırmakta. Bu tabii NATO'nun ve Amerikalıların yaptığı bir program ve bu program çerçevesinde de bu faaliyet devam etti. 1997 yılına geldiğimiz zaman o seneye kadar 16 tane NATO üyesi vardı. Ve bu yıldan itibaren 2021'e kadar 14 ülke daha Avrupa'daki eski Varşova Paktı üyesi ülkelerle yine ee, Yugoslavya'dan ayrılan ülkelerin hepsi tamamı NATO'ya katıldı. Bunlardan adaylardan birisi de Varşova Paktı'ydı. Yalnız şunu göz ardı etmemek lazım: Sovyetler Birliği dağıldığı zaman ortaya çıkan e, manzara da Sovyet e, Rusya bu konuya çok fazla hazır değilmiş. Özellikle e, Karadeniz'de çok önemli limanların e, Ukrayna'da kalması, bölgelerin Ukrayna'da kalması. Aynı şekilde. Ee, Baltık'ta da Estonya, Latonya, Litvanya gibi ülkelerin ortaya çıkması ve bunların NATO'ya katılması dolayısıyla Baltık'ta da Rusya önemli bir e, pozisyon kaybı uğradı. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman tabii yani bu savaş niye çıktı, neden bu oldu dediğimizde bunu 2008'deki e, Güney Osetya ve Abazya bölgelerinin Ruslar tarafından e, teşvik edilerek bağımsızlıklarını kazanmaları için teşvik görmeleri ve arkasından da Rusya'nın bunları tanıması Gürcistan'da o dönemde işte NATO'ya girmek için uğraşıyor, Avrupa Birliği'ne girmek için uğraşıyor. Bu nedenle Rusya bunun önünü kesmek için de bu ülkede kargaşa çıkararak iki bölgenin bağımsızlığı kazanmasını sağladı. Şimdi e, Ukrayna'ya baktığımız zaman da 2014 yılında Ukrayna'da, e, Ukrayna ile Rusya arasında Minsk anlaşması yapılıyor. Bu Donbas bölgesindeki iki e, şu anda bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetler. Bunlar tabii şey tarafından da biliyorsunuz Rusya tarafından da kabul edildi. Bu bölge tabii e, Rusya için tabii Rusya hatırlı, e, yakalandığı için ağır sanayinin, kömürün, demir çeliğin olduğu bölgeler aynı zamanda Karadeniz'le bağlantısı olan bölgeler. Dolayısıyla bu bölgeler Ruslar e, oradaki Rusları, e, Rus vatandaşı ya da ne diyeyim kendi ırklarına olan insanları teşvik ederek ayrılmaları için teşvikte bulundular. 2014 yılında Minsk Anlaşması yapıldı. Anlaşma gelince de işte ateşkesi ilan edecek bir takım e, orada bu iki Donbas bölgesindeki iki e, bölgedeki yaşayan insanlara da daha fazla özellik veya buna benzer Özür şeyler verilmesi. Şu an baktığım kadarıyla ekranda Sayın Yıldırım böldüm. E evet. Daha hoş gözüksün diye biraz geri çıkın yüzünüz tam gözüksün ya da telefonun açısını ha, biraz biraz yaklaşın yüzünüz gözüksün. Tamam. Kameraya bakın tamam, bir de oldu. telefonun kamerasına bakın tamam. şimdi devam edin buyurun daha güzel oldu. Tamam çok teşekkür ederim. Rica Çünkü edin. ben görmediğim için. E, Hı -hı, e, tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim efendim tabii dolayısıyla 2014 yılında bu ateşkes anlaşması Rusya ile Ukrayna arasında bu bölgedeki faaliyetlerin durdurulması için yapılıyor. Fakat Ateşkes'e fazla uyulmuyor. 2015 yılına geliniyor. 2015 yılında bu sefer de ilginçtir. Almanya ile Fransa ve Rusya garantör oluyorlar. Tekrar bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmada da yine o Donbas bölgesindeki iki cumhuriyete daha fazla özellik ve haklar verilmesi e, garanti altına alınmaya çalışıyor. Fakat Ukrayna bundan hiçbirisine uymuyor. Tabii Karadeniz'deki çok önemli limanların, ve yine tabii Kırım'ın ilhak edilmesi, arkasından önce orada kargaşa çıkması, arkasından Rusya'ya bağlanması. Orada da bir referandum yapılarak bunun Rusya'nın tarafına geçmek istemelerini söylenmeleri tabii Karadeniz'deki Rusya'nın pozisyonunu güçlendiriyor. Şimdi tekrar şuna dönmek lazım. Hı hı. Yani Rusya, Sovyetler Birliği dağılırken, Varşov Paktı dağılırken çok fazla hazırlıklı olmadığı için çok önemli sanayi ve e, madenlerin bulunduğu bölgeleri ve limanları başka ülkeleri bırakmak zorunda kalmış. Şimdi Rusya bunu fark ettikten sonra da bu bölgelerde güçlenmeye çalışıyor. Yine Varşova Paktı ülkesi ülkelerine baktığımız zaman bunların hemen hemen işte Ukrayna zaten Rusya'nın ya da Sovyetlerin müyesindeydi. Hepsi tamamı şeye katılmış durumda şu anda NATO'ya. Efendim tabii şöyle bir şey daha var. Hep bu konuşuluyor. Ya NATO niye buna müdahale etmiyor? Tabii NATO'ya şöyle bakmak lazım. Ben tabii e, o NATO'nun sözleşmesi veya ülkelerin koyduğu anlaşmalar nedeniyle NATO bir savunma anlaşmasıdır. Herhangi üyesi olmayan bir ülke müdahale etmez. Bunun kararını almakta da gerçekten zorlanırlar. Çünkü NATO'da da yani konuşmacıların da zaten biliyorlar. Bütün kararlar oy birliğiyle alınır. Ve bu nedenle de NATO'nun oraya müdahalesi kolay değil. Ancak Rusya'nın ...Ukrayna'ya <laughs> operasyon yapması veya hakikat yapması Batılıları ve Amerikalıları birleştirmiştir. Özür Burada dilerim yani isteselerdi bir Rusya gecede Ukrayna'yı NATO üyesi yapamazlar mıydı? E, göze mi almadılar? Nasıl yapacaklar? Efendim gö sana Beşinci göre gö gö e bir göze alamadılar diye düşünelim. NATO üyesi yapabilirlerdi ama Rusya'nın da bu konuda çok e Nasıl ciddi yapacak? olarak... ...NATO üyesi ülkeleri ve Amerika'yı... ihtar veya ikaz ettiğini biliyoruz. Özür dilerim. Sayın Metin'in bir bu, itirazı bu, var. Sayın Komutanım... ...NATO'nun beşinci maddesi gayet açık. Yanı başındaki herhangi bir ülkeyle... ...sınır sorunu... ...toprak sorunu yaşayan... ...herhangi bir ülkeyi, NATO'ya alamazsınız ki. Yok zaten alamazlar. Ben de sizinle aynı görüşteyim. Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Ukrayna'nın... ...NATO'ya Ukrayna NATO ya alınması... Ya ama NATO'ya alınması için ada ülke haline getirilmiş Ukrayna. Ukrayna ümitlendirilmiş ama Ukrayna'yı almaları öyle kolay değil. Ukrayna'nın pozisyonu Rusya ile olan bağlantıları nedeniyle. Ancak şöyle bir risk var şu anda. Tabii eğer Ukrayna Rusya tarafından işgal edilirse yani şu anda operasyon devam ediyor. O zaman Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle sınır olacak yani arada şey kalmayacak işte Romanya, Macaristan, efendim Polonya gibi ülkelerle artı Baltık Denizi'ndeki o üç ülkeyle komşu haline gelecek Rusya. Şimdi dolayısıyla şu anda NATO veyahut da Batı Cenabı cenahı diyelim. Bunların hepsi birlikte hareket ediyorlar. Ukrayna'yı destekliyorlar. Tabi burada Rusya'nın amacını da çok iyi görmek lazım. Tabi benim şahsi görüşüm bu tabi. E, Rusya eee Efendim hem Donbas bölgesinde olsun hem diğer sorunlu bölgelerde artık Kırım'da kendi isteklerinin kabul edilmesini bir de buradaki hakimiyetinin daha fazla olabilmesi için de Ukrayna yönetimini değişerek aynı Belarus'ta olduğu gibi kendisine yakın, kendisiyle işbirliği yapacak bir yönetimin gelmesini istiyor. Yani Rusya'nın arzu ettiği yoksa Ukrayna gibi büyük bir de ülkenin, başka bir ülke tarafından işgal edilmesi, bu işgalin devam ettirilmesi ve bu işgalin sonuçlandırılması kolay değil. Sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Yani Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı operasyon şu anda mevsim olarak çok uygun bir zaman değil. Rusya onun için etkin olarak operasyonları yürütemiyor. Ukrayna Rusya'yı şehir muharebelerine çekmeye çalışıyor. Eğer bu sahaya girerse bir bataklığa girmiş olacak ama Rusya Ukrayna tarafı da insanların daha fazla ölmeden ve fazla zayiat vermeden Rusya ile anlaşmanın yoluna gitmeye çalışıyor. Onun için de diyor ki Batılılara siz bana zamanında destek vermediniz. Onun için ben zorda kaldım şu anda diyor. Batılılar şu anda tabii para veriyorlar, değişik şeyler veriyorlar, silah yardımı yapıyorlar. Ama bunların hepsi geç. O geç. nedenle benim tahminim çok kısa bir süre sonra ateşkesi ilan edilecek. Bölgede bir barış yapılacak ama e, Kırım olayı olsun, diğer e, Donbas bölgesindeki 2-3 iki, iki olsun. Bunlara özellik verilecek ama Ukrayna'nın içerisinde de <laughs> devam edecek diye düşünüyorum. O nedenle e, önümüzdeki günler gerçekten çok ilginç olaylara gebe. İnşallah bu savaş fazla uzun sürmeden biter. Çünkü bizi de çok etkiliyor. İşte Montre Anlaşması nedeniyle hem Ruslar tarafından hem Ukrayna tarafından hem NATO ve Batı tarafından Top Türkiye alalım, zorlanıyor. Yani, sonuç olarak ee, şunu söylemekte yarar var. Tabii Türkiye'nin bu bölgedeki harbin bitmesi en çok Türkiye'nin menfaatine olan işlerden birisi. İnşallah Peki. da sonucu <laughs> tahmin et gibi olur. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eğer efendim. bana sorunuz var affedebilirim Sayın e, tamam. Yusuf Bey. E, kalabilirsiniz. İkinci bölümde de söz verebilirim. Sizin için uygunsa. Ya ben şöyle söyle. <laughs> ya da tamam programım var da Çok teşekkür ediyorum. Peki ben e, Mehmet Metin Bey'e ve hocalarıma, konuşmacılarına hepsine çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür aydınlanıyorum. Sağ olun. Sevgili çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi, i̇yi akşamlar ben diliyorum. Ali İhsan Bey, 8. gününde ve e, biz Türkiye hükümet ilk birkaç gün bekledi, biraz gözlemledi. Sonra açıklamalar yaptı. Bunun bir savaş olduğuna kanaat getirdik dediler ve Montreux vurgusu geldi. E, bu bir hafta 8 güne baktığımızda Türkiye'nin, hükümetin politikası nasıl gördünüz? Yerinde mi eksiklikler var mı? Yoksa şu ana kadar bir problem yok mu? Şu ana kadar AK Parti'nin, iktidarın yaptığı açıklamalar, biz savaşın dışındayız şeklinde. Ve bunu tabii hepimizin desteklemesi lazım. Ama Hı -hı. bu söylem yeterli mi? Belki onu tartışmamız gerekir. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman, iç muhalefetin, Meral Akşener söz konusu olsun, diğer... E, ...malifet partileri olsun... ...adeta ne yapacaksınız... ...ne yapıyorsunuz... ...onu sorgular bir hale geldiler. Meral Akşener hemen... ...tavrını belirledi. Nükleer santrali... ...millileştirelim dedi. E, Nükleer santrali millileştirelim dediğiniz... ...santrale daha dün... ...montajlar yapılıyor. O montaj parçalar... ...alınmadan mı millileştireceksiniz? Alınmadan millileştirirseniz... ...orası... Gerçekten bir santral mi olacak yoksa bir santral binası mı olacak? Bunların hiçbirisi e, hesap edilmeden bazı söylemler geliştiriliyor. Ve ben de biraz büyük fotoğrafa bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Acaba Amerika'nın bir oyunuyla karşı karşıya mıyız? Kim önerir ben... Türkiye'ye yönelik. Hepimize karşı. Hepimize, Hepimize karşı böyle ama karşı, evet. sanki öyle geliyor ki belki işte siz halüsinasyon görüyorsunuz, hayal görüyorsunuz diyenler çıkabilir. Ama Biden eğer başkan yardımcısı olduğu dönemde, pardon, başkan adayı olduğu dönemde çıkıp da muhalefetle birlikte biz Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı devirmek için çalışma yapıyoruz demişse, bunun sonrasında da eğer böyle bir olay yaşandıysa şimdi ben soruları ardı ardına sorayım. Rusya, Putin diyor ki bana bir güvence verin diyor NATO'ya girmeyeceğine dair Ukrayna'nın. Böyle bir güvence verilmiyor. Ne var? iki dakikalık bir güvence. Almayacağız. İki sene, beş sene, on sene bir süreç içerisinde paşamız söyledi, Mehmet Bey söyledi. Dedi ki zaten alamazlar. Bunu bir de dillendirecekler. Benim kanaatim alırlar. Sınır mınır, e, ihtilaf var mı? E, hiç hikaye ondan hepsi. Aldım dediği yani. an alır. Aldık, bitti. Ondan sonra ben Rusya'ya hesap mı vereceğim diyecek? Rusya mı bu dünyanın kralı diyecek? Ben aldım, aldığım Ukrayna'yı da Rusya füzeyle taciz etti. Bitti bu iş. Biz başladık savaşa diyecek. Dolayısıyla burada bunun izahı yok. Yani Putin'e bu yönde bir güvence verilmemesinin Haklı bir gerekçesi yok. Devam ediyorsunuz. Ben Rusya'nın işgalini savunuyor falan değilim. Hı hı. Ama bunlara da haklı bir cevap verilmesi lazım. Putin çıkmış diyor ki kardeşim diyor ben gidip de İngiltere'nin sınırına Amerika'nın sınırına füze mi yerleştirdim diyor. Siz geldiniz benim sınırıma füze yerleştiriyorsunuz. Bu ne demek ya diyor. Doğru. E doğru. doğru. Yani akıl için yol birdir. Bunu Amerika diyemez mi ki ya biz o füzeyi şunun için getirdik, bunun için. O füze şu amaçlıdır, şuralarda kullanılabilir ama Rusya'ya karşı kullanılması teknik olarak mümkün değil. Varsa izahı yapsınlar. Yoksa eğer böyle bir izah o zaman acaba soru işareti biraz daha büyüyor. Acaba bir Amerika'nın oyunuyla karşı karşıya mıyız? Acaba Can Ataklı'nın bir tarihte söylediği, bir sene önce söylediği ya Tayyip Erdoğan gitmez, devrilmez. Ancak büyük bir deprem, büyük bir savaş, büyük, büyük felaketler, büyük. doğal felaketler. Acaba yani Amerika için bu tür olaylar çocuk oyuncağı. Ya sen rüya görüyorsun diyenler gene olabilir. Ama ya daha savaşın birinci günü veya Rusya'nın saldırmasının birinci gününde hepimizi gururlandıracak şekilde birdenbire Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı'nın çıktığı deki montroyu gereği kapatın Ruslara. Ya Rus zaten Karadeniz'in içinde. Orada tuhaflıklar Mesela adam e, herhalde büyük elçiydi Ukrayna, bir Ankara Büyükelçisi ne diyor? Biz sizin 34-35 şehidinizin intikamını aldık diyor Hemen ardından yani. sürekli TB bayraklar vurgusu yapıyor. Daha bugün mü dün mü yeni siparişler aldık diyor. Evet. Üzerine yani üzerine gururlanıyoruz. Bugün Türk Türkso bizim 200 dedi. dedi. Var ya, 200 dedi. Yani hem onlarla Twitter görüşmüş abi. hem Rusya'yla elçinin attığı tweet'e bakın. 200 Siz utanır evet. ya. Siz bizimle çıkıp Rusya'yla görüşmeye gidiyorsunuz. Ya ben ülkemin çıkarlarını düşünürüm ya. Ben yani turizm gelmesini bize göre ikimizi eşitleyenler bizim düşmanımızdırlar gibi işte biz tur operatörlerimiz bunlarla şey yapmasın. böyle bir şey olur mu ya? Biz biz Ukrayna'ya yapılan işgalı kınarız. Nitekim kınadık da. Ama biz Ukrayna'nın yanında Rusya'yı hasım bilen bir dış politika sahip değiliz ki. Yani bu bizim savaşımız değil yani. Peki. Ve savaşa bizi sokmak için durduk yerde Montreux'a ye uygulansın. Ya ne ile ilgili bir durumumuz yok ki bizim Buradaki aslında uygulansın. yapılmak istenen size göre bu anlattığım bir tuzak var dediniz ya. Yani, yani Rusya'nın Montreux'e ihtiyacı yok. Zaten Kırım Sahillerinde yani. Ya Karadeniz'de Karadeniz zaten Rusya'da zaten mi oynuyorlar? Karadeniz. İç siyasete mi oynuyorlar? Bir değişikliğe Hı. mi oynuyorlar? Komple bizim devletimizin ya bir salağının konuşmasına mi? bak. işte Ukrayna'nın tutumuna bak. Amerikan siyaseti. Kontrgerilla siyaseti yani. Bu kadar. Şey, yani ben daha devirmek, çok bir çömek değişikliği mi? Savaştan Ama Tayyip yani. Erdoğan'ı devirmek zaten Türkiye'nin konumunu da değiştirmek zaten Tabii, o doğal zorunlu Hı -hı. sonucu dolayısıyla efendim Türkiye üzerine mi oynanıyor sadece iktidarı mı değiştirmek istiyorlar sorusu bence yanlış bir soru. Tayyip Erdoğan değiştirilirse zaten, zaten Türkiye'nin konumu istiyor. da otomatikman değişmiş olur. Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman, Meral Akşener geldiği zaman, Mehmet Bey'in dediği gibi Meral Akşener'in politikası zaten çok net olarak NATO'dan yana. Durduk yerde siz kalkıp da efendim işte Montreux'e destek, Rusya'nın efendim... Kars Ardağ'ın vurgusu da var bu arada, tehdit algısı gibi. Eyvallah. Şimdi burada bir şeyi daha hocamız söyledi, Doğan Bey söyledi. siyah motorları ile ilgili şehrinde, şehrin de orada e, Türkiye ile işbirliği içinde olan şehrin de işgali noktasında. Yani öyle bir noktaya geliyoruz ki Türkiye bir yerden sıkıştırılıyor. Amerika bir yandan bakıyorsunuz Türkiye'ye F-35'leri vermiyor. Birçok konuda yaptırımlar uyguluyor. Ama Amerika'nın uşağı diyeceğim Ukrayna'ya e Ukrayna Türkiye ile iyi ilişkiler geliştiriyor ve bir de motor veriyor. Ya iyi güzel de kardeşim. Siz Türkiye'ye F35'i vermeyen Amerika olarak şimdi Ukrayna'ya ver ya motorları sat diyorsanız acaba burada? Ben tabii ki Türkiye'nin menfaatlerine bakarım ama Türkiye'nin menfaatlerine bakarken de bana bugün motoru verenin Ertesi günü bu motoru kesip kesmeyeceğini de hesaplamak zorundayım. Türkiye'nin milli menfaatleri sebebiyle. Dolayısıyla toparlayıp reklama gidelim. Bu çerçevede acaba Amerika'nın e, bir taşla birden fazla kuş avlamak için sahaya çıkıp çıkmadığını mutlaka düşünmemiz lazım. Çünkü burada Ukrayna'dan daha çok Türkiye zarar görecek şeklindeki tezleri biz yatsıyamayız. Onları mutlaka dikkate almamız lazım. Turist Rusya'dan da Ukrayna'dan da azalacak deniliyor. İhracatınız ikisinden birden azalacak deniliyor. E zaten şu an itibariyle Türkiye 2022 yılına ihracat ithalat dengesini kurmak üzere bir planlama yapmışken bir çok ay çok önce 8 şimdi 9 milyar dolar açık verdiysek Acaba bu tezler doğru çıkacak mı Peki. Amerika üzerine diye soruyorum. Kenan Bey dönüşte sizinle devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası diyelim. Reklam dönüşü bir kez daha karşınızda olacağız. Ve devam ediyor sevgili izleyenler. Birinci bölümde Kenan Bey'e söz veremediğim için Kenan Bey'le başlayacağım. Kenan hmm. Bey notlar aldınız. Genel değerlendirmeleriniz var herhalde. O, ben o yüzden soru sormayacağım. Buyurun. <laughs> evet. Ya şimdi... Ukrayna meselesi hakikaten yani bir Rusya Ukrayna e, savaşı olmanın çok çok ötesine geçiyor, geçecek bundan sonra anlaşılan mesele de o. Ama neticede hani bu savaş, bu mücadele Ukrayna'da, Ukrayna üzerinde yapılıyor. Yani Ukrayna'da bir hükümet var, halk var, e, orada bir direniş hareketi var. Şimdi bu ...bağlamı önce hani bir şey yapalım. Adım adım gitmek istiyorum. Şimdi Putin'in konuşmasında da... ...geçen hafta da aslında biraz gündeme gelmişti. Yani Ukrayna diye ayrı bir ülkenin... ...Ukrayna diye ayrı bir halkın... ...olmadığını, Ukrayna'ya ait bir tarihinin... ...olmadığını esasen onun... ...Rusya'nın, Büyük Rusya'nın hatta... ...tarihi Rusya'nın bir doğal bir parçası olduğunu söylüyor. Evet az önce de ifade edildi. Belli boyuta da haklılıkları var. Fakat... Bir taraftan bakıldığında da 91'den bu yana Ukrayna ne yapıp edip e, eski Sovyet mirasını reddetmiş. Rusya ile özellikle de Moskova ile ya da Putin yönetimiyle mümkün olduğunca ilişkileri azaltmanın mücadelesini veriyor. Yani hep şöyle söylüyoruz. yani NATO doğuya doğru genişliyor diyoruz. Doğru ama olayın diğer tarafında da. Doğu Avrupa ülkeleri NATO'nun oraya doğru genişlemesini de talep ediyor. Çünkü çok derinden ve yakından hissedilen bir Rusya korkusu var. Doğru. Bu korku devam ettiği müddetçe Avrupa Birliği'nin de NATO'nun da bu bölgede yayılması, kalması daha kolay olacaktır. Bu noktada NATO'nun tabii ki biz tarih boyunca işlediği sıkıntıları, cinayetleri, katliamları, tehcirleri darbeleri bunları biliyoruz unutmayız unutamayız. Ancak madalyonun bir tarafında NATO'nun böyle bir politikası olmakla beraber Doğu Avrupa ülkelerini NATO'yu kurtarıcı gibi görmeye itekleyen bir Rusya korkusu olduğunu görmezden gelemeyiz. ya yani bu Belarus için de böyledir. Litvanya, Letonya için de böyledir. Hatta Bulgaristan gibi, efendim Arnavutluk gibi Balkan ülkeleri için dahi bu durum maalesef gerçektir. Bu noktada Rusya'nın kendi bölgesi için nasıl bir tehdit unsuru olduğunu görmemiz icap ediyor. Örneğin bakın birkaç ay önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dedi ki aslında tarihte Kazakistan diye bir ülke hiç olmadı. Kazakistan dediğiniz ülke Rusya'nın bu bölgeye bir lütfudur dedi. Aynen bu ifadeyi kullandı. Dolayısıyla NATO evet tartışılan bir husus. Tamam. Zelenski tartışılan bir husus. Burada da doğru. Ancak Rusya'yı Ukrayna'ya yönlendiren Ukrayna'yı bir baştan diğerine işgal etmeye teşvik eden husus esasen panslavizm dediğimiz, büyük Rusya dediğimiz hikayenin içinde bir parçadır. Dolayısıyla burada bunu bir sefer ismini koymamız lazım. İkinci olarak Şimdi 2014 senesinde evet Kırım'ı işgal ve ilhak etti. Bu doğru. Hocam da az önce güzelce ifade etti. 2008 senesinde de Gürcistan parçalandı. Osetya ve Abhazya iki ayrı bölge. Evet Osetler Gürcülerden bağımsızlar ve maalesef o Gürcülerde de Büyük Gürcistan diye yani 4 milyon nüfuslu bir ülke, Büyük Gürcistan'dan bahsediyor. Büyük Gürcistan diye aşırı düzeyde bir taraftan Ortodoks kimliği, diğer taraftan Slav kimliği de mezzeden, hani sentez eden ve bunu diğer azınlık etnik ve mezhebi kültüre karşı korkunç bir baskıya dönüştüren bir devlet yapısına sahipti. O setler rahatsızdı. Rusya bu rahatsızlığı bir noktada ne yaptı? Kullandı ve o parçaladı. Hı hı. Abhazya zaten Abhazya'nın bir kısmı, önemli bir kısmı Müslüman toplumu olduğu için onlara karşı daha gaddar davranıyordu şey. Ve orada da biliyorsunuz Müslüman savaşlarda ciddi bir mücadele verdiler. Ama netice itibariyle yani orada özellik ya da ne bileyim işte yani o insanların temel haklarını, özgürlüklerini efendim teminat altına alarak onların kendi ülkeleri içinde birlikte yaşaması teşvik de edilebilecekken Rusya onların da koparılması yönünde adım attı. Bu iki ülkeyi koparttığında yani iki bölgeyi diyelim Osyete ve Abhazya'yı nasıl bir işlev gördü? Örneğin Dağlık Karabağ işgal edildi. 30 yıllık işgal süreci içerisinde Dağlık Karabağ diye bir sözde bağımsız bir yönetim vardı. Elmenistan'dan ayrı olarak burayı tanıyan hiçbir devlet yoktu. Rusya'nın kendisi de tanımıyordu. Ama Osetya ve Abazya orayı bağımsız bir devlet olarak tanıyordu. Yani böyle bir onlara nasıl diyelim misyon biçiyordu Rusya. Şimdi tabii maalesef Ukrayna meselesinde, Gürcistan meselesinde gözden kaçan hususlardan Birisi şudur. Bu insanlar Rusya'nın yakın tehdidine hatta askeri anlamda operasyonla işgaline parçalanmasına maruz kaldığında Avrupa Birliği'de, Amerika'da, NATO'da ıstık çalıp ortalıkta gezdiler. Hiçbir şey yapmadılar. Fakat bir şey oldu. 2014'ten sonra Kırım'ın işgal ve ilhakı olduğunda Kırım meselesi Ukrayna toplumunu Rusya'ya karşı bir düşmanlığı, Rusya düşmanlığı üzerinden bir Ukrayna milliyetçiliğini çok ciddi anlamıyla tetikledi ve toplumu Kırım kaybedilmiş Kırım toprakları üzerinden örgütledi. Bunu nasıl yaptı? Şöyle yaptı. Kırım tabi çok az önce de ifade edildi. 300 seneden fazla Kırım Hanlığı Müslüman coğrafya olarak işlev gördü. Tarihe böyle kaydedildi ve eğer Osmanlı hanedanının başına bir şey geçecek, gelecek olsa Kırım Hanedanı'na mensup bir kişi İstanbul'da Topkapı Sarayı'na padişah olarak gelecekti. Hikayemiz bu kadar birbirine yakın, bu kadar özdeş yani. Kırım meselesi böyle basit bir mesele değil. Fakat ana konuya yine dönecek olursak burada Ukrayna'yı Kırım bölgesini işgal ederken Rusya çok rahat hareket etti. Çünkü Ukrayna'da ne ordu vardı ne de askeri mühimmat, askeri anlamda bir zırhlı araç, bir tank vardı. Çalışmıyordu bunlar. Ne aküler çalışıyor, ne telsizler çalışıyor, hiçbir şey yoktu. Fakat 2014'ten sonra bu ülke ciddi anlamıyla ordusunu inşa etti. Ordusunu Kırım üzerinden inşa etti. Nerede inşa etti? Donbas dediğimiz iki bölgede. Donetsk ve Luhans bölgesinde bütün zorunlu askerlik hizmetleri orada yapıldı. Orada inşa edildi. Yerel birlikler oluşturuldu. Ve bu yerel birliklerin hemen tamamı şu an gittiğimiz zaman Ukrayna'da tırnak içerisinde söylüyorum Donetsk gazisi olarak anılıyorlar. Bu açıdan bakıldığında az önce ifade edildi. Ukrayna ordusu sınırlarda Rusya ordusunu beklemedi. Bekleseydi zaten ezip geçerdi. Doğru. Ne yaptı? Gel dedi gel şeylerin içine gel dedi. Biz orada yapacağımızı yapacağız. Ne oldu? Rusya ordusu uzun konvoylar halinde girmeye başladığında ne oldu? Onlara tuzaklar kuruldu. Pusulara düşürüldü. İhalarla ya da sihalarla ya da diğer savaş araçlarıyla bakın Rusya ordusu ciddi anlamıyla imha edildi. Onlar Rus ordusu mu? Şu çelişki şurada. Rus ordusu. Şöyle ee, mesela Ukrayna diyor ki ben 4500 askerini öldürdüm diyor. Ha bu savaş propagandası da olabilir ama Putin Rusya'da diyor ki 900 askerim öldü. Demek istediğim şu, orada Çeçen var, diğer gruplar var. Acaba önce olarak diğer grupları mı gönderdiler? Şimdi her türlü taktik mümkündür. Yani zaten Kadirov orada bir şov yapıyor ama Kadirov'un Çeçenistan'dan ben şu kadar askeri gönderiyorum dediği hikayeyi aslında biz önceden Halep'te de gördük. Yani 2016'da Halep'i darman duman ettiğinde, taş üstünde taş bırakmadığında Halep'e güvenlik gücü olarak kimi gönderdi Rusya? Çeçenistan'dan sembolik anlamda mafyalık yapan, efendim, eee kabadayılık yapan, kiralık katillik yapan bir grubu gönderdi. Dolayısıyla Çeçenistan'dan oraya giden unsur çok fazla değil ama sembolik bir önemi var. Nasıl sembolik bir önemi var? Hani diyor ki ya bak bunlar da Müslüman ama Rusya'yı destekliyor anlamında. Böyle bir sembolik değeri var. Çünkü sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Ukrayna açısından da Rusya açısından da Batı açısından da Savaş aynı zamanda bir propaganda savaşı. Kendi meşruiyetinizi olabildiğince büyüteceksiniz. Karşı tarafı da olabildiğince kötülükle, katillikle, şeytanlıkla eşitleyeceksiniz. Ve şu süreçte baktığımızda normal şartlarda Putin aslında hani Çeçenistan'da şöyle yaptı, Gürcistan'da böyle yaptı, Suriye'de böyle yaptı, bak Akdeniz'e indi. Karizması güçlüydü. Ama şu 8 günde Putin 22 yıllık devlet başkanlığı sürecinde hiç olmadığı kadar itibarı yerlerde sürünen bir noktaya geldi. Neden böyle oldu? Çünkü bütün Batı bloku yani efendim Avrupası, Amerikası oraya da Rusyayı bir işgalci güç olarak tanımladı. Şimdi burada ne yapılabilir? Burada yapılacak olan şey bence 2-3 gün önce Sayın İbrahim Kalın dış bir Cumhurbaşkanı sözcüsü olarak bir konuşma yaptı. Konuşmanın başında ben e, takip ettiğimde birkaç tane vurgusu vardı. Birincisi dedi ki Rusya'nın işgali tamamen haksız ve gayrimeşrudur. Kesinlikle. Bakın bu çok yani girişte hemen dedi ki bu işgal haksız ve gayrimeşrudur. Bunu tanımıyoruz. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin pozisyonu nedir diye soru sorulduğunda dedi ki bir Ukrayna'yı destekliyoruz. Toprak bütünlüğünü, egemenliğini destekliyoruz. Kırım'ın işgal ve ilhakını tanımadık ve tanımayacağız. Çok Bak, net. bu müthiş, çok net yani. İkinci olarak Rusya ile köprüleri atmıyoruz. Evet Rusya ile biz Kırım'da çatışıyoruz, Libya'da çatışıyoruz, Suriye'de çatışıyoruz ama Rusya'ya karşı bir soğuk savaş stratejisi yürütmüyoruz. Üçüncü bir şey daha söyledi, ben de o da önemliydi. O da dedi ki, Batı ile iletişimi de an be an sürdürüyoruz dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin çok doğru bu üç Lü şey dediğim ki denge içerisinde almış olduğu pozisyon bakın bir taraftan işgale ve ilhaka karşı çıkıyor. Öbür taraftan bu işgal ve ilhaka direnen ülkeyi destekliyor. Öbür taraftan da batıyla Rusya arasında 3. Dünya Savaşı'na gidebilecek bir yolun da önünde bir set gibi bir barikat gibi durmaya çalışıyor. Şimdi orada o zaman İbrahim Kalın'ın söylediği şey nedir? Ya kardeşim yani siz burada affedersiniz tepişirsiniz, füzeleri atarsınız, bombaları atarsınız. Aa bak kadınlar ölür, çocuklar ölür, evler yıkılır değil mi? Ve bu ülke, bu toplum, bu coğrafya 30 sene belki 50 sene geriye gider. Bunu söylüyor ve burada Türkiye tarafları her ne olursa olsun derhal ateşkese davet ediyor. Ama tabii Türkiye bunu söylüyor. Birileri tarafından da bu alay konusu yapılıyor. Aa bilmem işte seni mi dinleyecek falan filan. Ya dinler dinlemez biz... Gücümüzün yettiğince hakkı, doğruyu, adaleti söyleriz ve insanların ölmemesi için ortaya bir tavır koyarız. Şimdi orada bence İbrahim Bey'in e, vurgularından bir tanesi de şuydu. Dedi ki en yetkili ağızdan yani Putin'in ağzından nükleer bir tehdit serdedilmesi o ülke adına ortada ciddi bir sendeleme olduğunun işaretidir dedi. Ciddi ama bir Putin de tam tersini iddia ediyor, nükleer tabi e, nükleer silahlarla biz tehdit ediliyor. Tamam, Niye? öyle söylüyor ama İbrahim Kalın'ın değerlendirmesini okuduğumda nükleer tehdidin doğrudan Rusya için bir sendeleme olduğunu söylüyor ve diyor ki eğer bu iş devam ederse Rusya orta ve uzun vadede kesinlikle ekonomik olarak felç olur. Bunu biz de istemeyiz diyor. Bu buradan gitmesin. Şimdi peki ne yapılabilir? bir değerlendirme olarak söylemek istiyorum. Şimdi yani tabii biz meseleleri böyle uzaktan seyredip böyle hani tribünden taktik vermek pozisyonda değiliz. Neticede bu savaşın her tarafa sıçrama, her tarafa zarar verme ihtimali söz konusu. Yani bu ihtimal sadece ekonomiyle kayıtlı bir ihtimal de olmaz. Allah muhafaza bilemediğimiz başka birçok sebebe, birçok çatışmaya sebebiyet verebilir. O zaman Şöyle de demek uygun olur bence. Yani birincisi yani Ukrayna'da hani evet bu mücadele Batı Doğu mücadelesi oluyor. Hocamın da ifade ettiği gibi Rusya'ya yakın olan bölgeler var siyasi tercih olarak. Batı'ya yakın olan e, bölgeler var. Ama Zelenski Cumhurbaşkanı olarak seçilirken %70'in üzerinde oy aldı. 72 herhalde. Evet. Tutuldu. Evet %70'in üzerinde oy aldı. Şimdi bakıldığında Zelenski'ye Ukrayna halkının vermiş olduğu destek daha bir arttı. Çünkü daha önceden hani böyle biraz daha böyle şımarık, sopay, komedyen gibi bir profille anıldığı için ciddiyetle bu işi yapamayacağı, götüremeyeceği söylenirdi. Ancak bir bakıyorsunuz ki Zelenski yani ülkesinin başında, askerinin başında, siyasetçisinin başında Rusya'ya karşı direniyor. Ne söylüyor? Diyor ki batıya, diyor ki bizi yalnız bırakamazsınız diyor. Bize destek vermek zorundasınız diyor. Veya başka bir şey daha söyledi. Eğer diyor burayı diyor Rusya çiğneyip geçerse o zaman siz bu tehditle yüzde kalırsınız diyor. Birincisi bu. İkincisi de bence Rusya meselesi ile ilişkin üç tane temel şey söylemek istiyorum. Yani bu son cümlem olsun. Hı hı. Birincisi Rusya'nın gücü olduğundan çok daha fazla abartıldı ve Rusya'nın kudretiyle istediği gibi planlarını icra edebileceğine dönük kamuoyunda genel bir kanaat oluştu. Bence bu yanlış bir kanaattir. Yani anladığım kadarıyla siz e, şu anda 8. günde aslında Rusya'nın pek de başarılı olamadığını mı görüyorsunuz? Olamadığını düşünüyorum. Olamayacağını da düşünüyorum. Eğer iş şehir savaşına dönüşürse. İkinci olarak Ukrayna ordusu, Ukrayna halkı, Ukrayna hükümeti olduğundan çok daha fazla zayıf, güçsüz, iradesiz resmedildi. Tamamen batının bir kuklası gibi, bir ajanı gibi resmedildi. Ben bununla doğru olmadığını düşünüyorum. Önceden böyle olmuş bilemiyorum, olmuş olabilir bilemiyorum ama resme baktığımız zaman, sahaya baktığımız zaman sürecin hiç de ölü olmadığını gösterdi. Üçüncü olarak da Rusya siyasetini ve stratejisini okurken meselenin Donbas bölgesiyle sınırlı kalacağı öngörüldü. Hatta bir gün öncesinde bile ekranlarda birçok insan haritaları açtı. Kesinlikle girmeyecek, kesinlikle bu Batı'nın uydurmasıdır. Nasıl Saddam'ın kimyasal silahlarından bahsedildiyse şundan bundan bahsedilirse dediler. Peki. Ama onlar aslında bunu söylerken Rusya'nın 170 bin askerle Ukrayna'yı üstelik Belarus'tan da kuşatarak e, işgale hazırlandığını bir noktada görememiş oldular. Teşekkür ederim. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Çok Rusya ist büyük ve tarihi Rusya'dan bahsederken bence üç ülkenin ilk etapta bir araya gelmesini istiyor. Bunlardan birisi Belarus. Zaten o bu işe gönüllü. İkincisi de Ukrayna. Dolayısıyla mesele sadece Azak Denizi'ne kapatmak değil. Bence Ukrayna dediğimiz ülkeyi her ne yapıp edip bir biçimde Rusya'nın iradesine, idaresine eskiden olduğu gibi bağlama yönünde diye düşünmekte Peki birazdan iç siyasetle de devam edeceğiz. Bölünmesin konu. Ben. Derli Hocam, derim. Sayın Aydal tamamlayın teşekkür teşekkür lütfen. Sağ olun. Buyurun. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fotoğrafları verelim haritaları. Bu trans... Diniester Nehri'ndeki yine Rus yanlısı gruptan bahsetmiştim. Bir sonrakine lütfen girer miyiz? Burada çok önemli bir şey var. Ben yine e, neden çok ısrar ediyor diye Putin düşündüğümde uydu verileriyle Kiev'le e, Moskova arasını ölçtüm. 900 kilometre. 900 kilometre çok önemli. Çünkü orta menzili füzeler 1000 kilometreye kadar gidiyor. Bu nükleer silahlara gelmeden ya da uzun menzilli kıtalar arası füzelere gelmeden e, Amerika'nın ya da NATO'nun kullanacağı füzelerin bin kilometreden ötede olması lazım. Özellikle dikkat ettikleri bu. Odessa'ya bile yaklaşmamalı. Oraya eğer büyük bir gemi gelir de füzeleri fırlatabilirse orta menzilli füzeler Moskova ve Rusya sıkıntıda olacak. Şimdi burası medyada çok dikkat çekmedi yılan adası. Küçücük bir ada. Yine uydudan büyülterek baktım. Bir boyu 450 metre, öbür tarafı yine 500 metre olan çok küçük bir ada. Ama Odessa limanının çıkışında bütün giriş çıkışı kontrol edecek. Eğer yabancı bir gemi yaklaştığı takdirde Rusya'nın aleyhine füzelerle vuracak mesafede bir yer. İlk orayı işgal ettiler. Ama bu yılan adası rahmetli Vecihi Hürkuş'un hapsedildiği Hazar'daki yılan adasıyla karıştırılmamalıdır. Bir sonraki lütfen. Evet, bu Ivchenko şirketi biraz evvel de ifade ettiğim gibi bizim için önemli bir şirkettir. Ve e, Sihalar'ın motorları burada yap yapılmaktadır. Kasım 21'de anlaşma yapılmıştır. Ve anlaşmaya göre üretilecek... Sihalar hem Ukrayna'da hem bizde olacak dışarıya müşterek satıyor olacaktık. Bu maalesef sıkıntıya girmek üzeredir. Biraz evvel de yine ifade ettiğim gibi bu e, motor e, sih denilen ve Ivchenko şirketinin müşterek şeyine hemen süratle 2017'de e, Çiniler yüzde 41 ortak olmuşlar. Amerikalıların itirazı üzerine ortada kalmış bir şirkettir. Rusya burayı istemektedir. Bütün o Antonovların ee, helikopterlerin motorunun yapıldığı yerdir ve 32 kilometre kalmıştır. Ben Rus ordusunun nerede olduğuna baktım gelmeden. 32 kilometre sonra e, o Dinyeper Nehri'nin kıyısından dolandıkları anda bütün o reaktörler dahil elde edeceklerdir. Bir sonraki lütfen. Şimdi bu reaktörlerin bulunduğu yerde burası. Üç tane daha küçük reaktör var burada. Buradakiler Water Water 1000 gücünde. Altı tane e, ee, Toplam 8700 megawatt 3 tane de burada var. Dolayısıyla bu bölgeyi eğer aldığı takdirde Ukrayna'yı da elektrik gücü olarak çok büyük bir darbe vurmuş olacaktır üretim gücü olarak. Bir sonraki lütfen. Evet Rusya'nın esas gücü bu. Şimdi her ne kadar herkes Rusya'ya işte onu yaptım bunu yaptım şunu yaptım sana şu cezayı vereceğim diyorsa da kesecekleri her ceza Avrupa kendine kesecektir. Avrupa'nın ihtiyacı 600 milyar metreküp doğalgaz sadece. Petrolü bir tarafa bırakıyorum. 600 milyar metreküp. Bunu Rusya'sız halledebilecekleri, önemli ölçüde halledebilecekleri hiçbir yer yok. Rusya iki kez Ukrayna üzerinden doğal gaz çalınıyor diye ısrar etti ve iki kez 2006 ve 9'da gazı kesti. Tam yıl başında bütün Avrupa'yı dondurdu. Elinde büyük bir güç var. Sadece o değil. Baltık'tan 55 milyar metreküplük iki boru hattı daha döşedi. 148 milyar metreküplük de Ukrayna üzerinden gidiyordu. Ukrayna üzerinden gideni ikiye böldü. Şimdi sadece 48 milyar metreküpe düşürüp ee, bu Slovaklar üzerinden göndermeye başladı. Bunun anlamı şu, yani Rusya herhangi bir fakir ülke değil, sıradan bir ülke değil. Diyorlar ki efendim petrolünü almayacağız, doğal gazını almayacağız. Bunu hangi ülke diyorsa kendi vatandaşına bir fatura kesiyor demektir. Çünkü ondan sonra alacakları yer son derece uzak artacaktır. Dolayısıyla Rusya'nın elinde petrol ve doğalgaz gibi müthiş iki silah vardır. Swift kodlarına gelince, e, yeniden Refah Partisi olarak hazırladığımız bir kitapta, bu Swift kodlarının Amerika'nın dolarının gücünü gü sürdürmek için çok önemli olduğunu anlatmıştık. Ve işte karşılaştığımız olay da budur. Swift kodları, e, Society Worldwide, Interbank financial trade demek, uluslararası ticaretin bütün bankalarının bir birliği demek. Ama kime bağlı? Amerika Birleşik Devletlerine bağlı. Yani ben burada beş evlerden kalkıp ya da İstanbul'da bir yerden kalkıp bir yere para gönderdiğimde bu para oraya gitmez. Nereye gidiyor önce? Amerika Birleşik Devletlerine. Ve Amerika Birleşik Devletleri dünyayı böyle kontrol ediyor. Irak para gönderiyor, Irak'ın parasını tutuyor bir ay nereye gittiği belli değil bir ay kullanıyor milyarlarca milyonlarca doları daha sonra gönderebiliyor ya da İran'ın ticaretini bu şekliyle kesebiliyor. O yüzden de rahmetli hocamın bir lafı vardı bu D8 ülkeleri arasındaki bu çok önemlidir yine iddia ile söylüyoruz bunun gerçekleşme ihtimali var. Eğer bir ortak para birimi seçilebilirse ben kitapta D8 coin olarak adlandırdım. Bu D8 coin'i eğer bu D8'e ülke üyeler kendi aralarında anlık saniyelik Amerika'ya ihtiyaç olmadan blok blockchain sisteminde bu parayı değişirler. Dolayısıyla Amerika'nın kontrolü tamamen kalkmış olur. Aynı şeyi Çin Yuan üzerinden yapmaya çalışıyor. Rusya Ruble üzerinden yapmaya çalışıyor. Yani dünyanın teknolojisi artık değişti. Swift koda bağlı değil. Eğer isterlerse ve Swift kod iki taraflı keskin bıçaktır. Yani siz Swift kodla eğer Rusya'yı yasaklarsanız e, Rusya size diyelim petrol satacak parasını nasıl göndereceksiniz? Doğal gaz satacak parasını, buğday satacak parasını nasıl göndereceksiniz? Dolayısıyla dünya karma karışık bir noktaya gelişir çünkü alternatif çözüm şu anda yok. Swift kodlar kullanılıyor ve dünya bu Swift kodlarla bir yerden bir yere para gönderiyor. Bu Swift kodundan çıkaran akıl dünyanın karışacağını bilmiyor mu? Onu anlatmaya çalışıyorum. Tehditten başka bir şey olmaz. Çünkü karşımızdaki küçücük bir muz cumhuriyeti değil. <laughs> Eski bir imparatorluk. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve şimdi de Rusya. Düşünebiliyor musunuz kaç milyon kilometre kareye yayılmış ve arkasında rahatlıkla ticaret yapabileceği Hindistan gibi Çin gibi ülkeler var milyar, nüfusu milyarlara aşan. Yeni bir sisteme geçmek için bunu kasıtlı yapıyorlar olabilirler S mi? Yeni Yapıyorum. bir sisteme geçmezler çünkü bütün dünyayı sağlıyorlar bu Swift kodlarla hmm. ve bir para alıyorlar ondan sonra parayı gönderiyorlar. Ve o sivil kodlarda hangi şubeden gönderdiğiniz, hangi ülkede gönderdiğiniz, hangi ticaretle, hangi firmaya gittiği dahi belli. Şimdi biz eee şeyle buğday alıyoruz. Çeşitli malzemeler alıyoruz ve nasıl göndereceğiz? Çantayı elimize alıp götüreceğimiz bir para değil. Aynı şey bütün ülkeler için geçerli. Almanya her ne kadar ben şeyi kestim dediyse de 48 milyar metreküp, 48,5 milyar metreküp hatta doğal gaz alıyor Rusya'dan. 55 milyar iki tane kanalla geleni ise Avrupa içinde dağıtıyorlar birlikte. Nasıl kesecek? Yani bazı şeylerin, bazı şeylerin söylemden öteye gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani şu o zaman doğru bir analiz değil. Putin bu yaptırımlara daha fazla dayanamayacak ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ekonomik olarak gittiği manada çok bir etki hissedecek ve Rusya'yı geriletecek. Bu analiz o zaman... Dünyanın en büyük rezervi doğal gaz olarak Rusya'dadır. İkincisi İran'da. Hı hı. Batı dünyasının İran, İran'la İran problemi var geriye Katar kalıyor tehlike içinde bulunan ülke şu anda Katar'dır aslında Amerika Birleşik Devletleri hadi Katar bize satsın demeyecektir hı hı. Katar'ı karıştırmak için ne mümkünse yapacaktır Bu sistem eğer devam ederse ama edeceğini sanmıyorum çünkü dünyadaki doğal gaz ve petrolün rakam olarak dengelerini sağlayabilmek için Rusya'ya ihtiyaçları var ya, ABD o zaman geri adım atacak ABD Ukrayna'nın yarısını gözden çıkarttı diye düşünüyorum. Rusya kendini emniyetli hissedeceği yerleri de facto olarak alacak. Batı ve ABD bunu kabul etmeyecek. Tıpkı İran olayında olduğu gibi daha sonra karşılıklı alışverişler 2-3 ay içerisinde başlayacaktır. Birlikte göreceğiz. Hı. Çünkü Rusya herhangi bir ülke değil ve Amerika yani bu kadar üstüne itmezdi Ukrayna'yı Rusya'nın. Diyorum ya 9 tane büyük tatbikat yapıldı. Yani bilmiyorlar mı Ukrayna buna dayanamaz. Adamı bağırttılar. E, NATO'yu alamayız diyorlar. Avrupa Birliği'ni alamayız diyorlar. NATO'yu alamamalarının sebebi oy birliği olması lazım. Yunanistan'ı geçmişte alamadılar. Türkiye itiraz ediyordu. Çıkmıştı bir ara. İhtilalden sonra imzalattılar. Yunanistan'ın gireceğini gelen paşalara. Dolayısıyla önemli bir noktada... Burayla bağlantılı bir de Montreux'u söylemek isterim. Montreux bizim için çok önemli bir anlaşmadır. Hemen toparlayalım. Ee, bir defa 10 to, bin tonu geçen hiçbir gemi Montreux anlaşmasına göre boğazlardan geçemez. 10 bin ton. Hiçbir şey 10 bin ton. Ve bu geçen e, savaş gemilerinin toplarının bile çapı belirlenmiştir. Ya 10,5 santim olacak ya 7,5 santim. ikişer tane olacak 9 tane gemi bir ülke geçirebilir, irili ufaklı toplam 15 bin tonu geçemez. Karadeniz'de 21 günden fazla bu gemiler kalamaz eğer kıyıdaş değilse. Ve Karadeniz'de öyle canım sıkıldı, döndüm geldim işlemi uygulanmıyor. Çok kanun öyle belirgin ki Türkiye Cumhuriyeti'ne her ülke Karadeniz'de tutacağı geminin tonajını söylüyor. Ne zaman? 1 Ocak'ta. 31 e, Temmuz'a kadar Türkiye bunu Birleşmiş Milletler'e ve imzalayan ülkelere bildirmek mecburiyetinde. Yani herhangi bir ülke ya ben yeni karar verdim bunu da hele sokuyorum diyemez. Nasıl sokar? Diyelim ki limanı Azak Denizi'ndedir, Maripol'dadır, şuradadır, buradadır, kendisine ait bir limandadır. Dışarıda tamire gitmiştir, geri dönecekler. Bağlı olduğu limandır. Yani diyelim ki Rusya Baltık Denizi'ndeki ya da Pasifik'teki bir gemisini, herhangi bir gemisini tutup da hadi ben getiriyorum diye getiremez. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti bunu geri çevirmiştir. Niye? Tonajı bir e, fazla olanları geçirmiyor. İki, oradaki limanlara bağlı değilse geçirmiyor. Yani Montre Türkiye Cumhuriyeti için çok önemlidir. Ve değerli arkadaşlarımızın birçoğu bilmiyor maalesef. 1936'daki anlaşmaya kadar maalesef herkes sanıyor ki boğazlar bizimdi değildi. Neden değildi? Uluslararası bir boğaz konsorsiyumu yönetiyordu. Ondan sonra 36'dan sonra biz orayı savunma hakkını elde ettik. Şartları belli ve bu şartları deldirmemek için biz ne mümkünse yapmalıyız çünkü Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e giremediği tek denizdir büyük ölçekli gemileriyle. Şimdi 100 bin tonluk bir nimitsi sokamaz ama 100 bin tonluk bir nimitsi soktuğunda Peki. orada savaş başlar. Bu dönemi eğer gözümün içine iki kez baktınız, <laughs> burada bitireyim. diğer konu Aslında sorularınızı da benim vaktimden verebilirsiniz. Gerçekten samimi evet. olarak söylüyorum. Sonraki, Çünkü evet. şimdi öyle bir şey söylüyoruz ki, Amerika'yı gösteriyoruz ama anlattıklarımız hep Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş. Amerika'nın Karadeniz'de zaten ne işi var ki siz Montrö'nün çok önemli olduğunu söylerken Amerikan gemileri giremez diyorsunuz. Amerika'nın uçakları yeter zaten oraya. Şimdi Karadeniz'de kimin gemisi olması doğal? Rusya'nın. Şu an savaşan kim? Rusya ile Ukrayna. O dahi 45 bin tonla sınırlı en fazla. Tonları hiç takılmayalım hocam. Yani tonlarla Hayır, şimdi yazan... 15 bin tondu, 10 bin tondu vesaire. Öyle değil. Diyorsunuz ki mesela daldan dala atlamak istemiyorum ama diyorsunuz ki 1936'ya kadar zaten e peki 1919'a kadar neydi peki? 1919'a kadar Boğaz'dan Ellerlem'in gemisinin geçme hakkı var mıydı? Yoktu. Benim eğer bakın bir amiral var, emekli amiral Semih Çetin dedi ki ne iyi olmuş Montreux Sözleşmesi'ni yapmışız. Çünkü eğer Montreux Sözleşmesi olmasaydı, Lozan'ı savunmuyorum bu arada. Yani 1923 36 arasını savunmuyorum. O zaten felaket. Ama derse ki Semih Çetin isimli emekli amiral ya ne güzel olmuş. Biz egemenliğimizi sınırlamışız Boğazlar'da. Bakın şimdi Gelene geçene diyoruz ki Montreux var ne yapalım bizim elimiz kolumuz bağlı. E o zaman ben de diyorum ki Anadolu'yu da verelim, sınırlandıralım egemenliğimizi. Gelen geçene deriz ki ya biz bir şey yapmıyoruz ki biz burada zaten. Şimdi bir yandan canlarım... zamanım kısıtlanırken bir yandan Montreux'u bana benim tartıştırmayın. Benim veriyor. Şöyle benim ben madde madde Böyle. niye çok gerekli olduğunu biliyorum ve bunun altına çizerek Ama söylüyorum. Ama Amerika'ya söylüyorsunuz Bakın, hocam. Bakın, Amerikan 36'dan, zaten beri, 36'dan beri eğer Karadeniz'e Amerikalılar giremediyse, çok istemelerine rağmen, Gürcistan'da olay çıktığında İngilizler 70 bin tonluk hastane gemisi getirdiğinde bile <laughs> sokmadıysak, biz orada bu gemilerin artışıyla belaya dalaşacaktık. Niye? Biz NATO üyesiyiz. Otomatikman bir taraf olacaktık. Onlar gelmediği sürece... Her şeye rağmen bir barış denizidir Karadeniz en azından bu işte. muhafaza Şu an edildiği an sürece. Barış denizi değil. Öyle değil. Bir uçaklarla bir yeri bombalarsınız ama kara kuvvetleri olmadığı sürece siz orayı işgal edemezsiniz. Sonraki... Bugün işgal ediyorlar işte. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada şeyi anlatacaktım. Bir sonrakine gelebilir miyiz lütfen? Evet. Bu Kiev'den geçen boru hatları. Dolayısıyla biz bu boru hatlarını yok sayarak Avrupa'nın bütün ihtiyacının karşılandığı, ısındığı fabrikalarını ürettiği şeyi yok sayarak Rusya'ya Batı'nın direncinin çok olmayacağını hep beraber göreceğiz. Bir sonraki lütfen. Bu konularda hemki söyleyeceğim diyeceğim. o Efendim, konularda en bir sorun yoksa. Tamam. O konularda ben, bir sorun yok. Montro ile ilgili benim itirazım ben vardı. Benim baktığım ekonomi ile ilgili söyleyeceklerimi eğer bir tur daha olacaksa o tamam. zaman söyleyeyim yoksa şimdi söyleyeyim. Bir tur sonra söyleyelim. Tamam, teşekkür ederim. diğer konuklarımıza da söz vereyim. Sayın tamam. Metiner'le devam edelim. Ee, Sayın Metiner. Yani bir akşam bence önerim şu. Çok önemli bilgiler veriyor hocam. Münasıran hocamı çağırsanız bütün bu şeyler üzerinden ayrıntılı şey sonsuza çok da anlamlı olur. Hı, hı. İyi olur. Ee, teşekkür ederim. Evet bence de çünkü... Evet. E, Ama karşı e, sorular olmadığı zaman da Mehmet Bey... Bir, bir, bir şey sefer, Sunucu arkadaş sorar. E, evet. Sorsun evet. Çünkü öteki evet. türlü e, izleyenler biliyorum ben tartışma programlarını. Bir süre sonra kaçıp gidiyorlar yani. E, şey şey Yani izlemek isteyen işte ise ne izleyeceğini bilir. E, benim önerim bu. Hocam bağışlasın. Çok Peki. değerli fikirler güme gidiyor çünkü. Sayın Akşener demiştiniz. Ben de tam oraya gelecektim e ee, ne dedi? Avrupa Konseyi'ndeki çekimser oy kullanmamızı e, biraz eleştirdi. Sonra Putin'in kafasındaki eksik kalan e, yerleri e, almayacağı ya da tehdit altında olmadığı ne malum dedi. Kars, Ardahan, Erzurum. Niye bunları söyledi? Peki Esed'in hatayı almayacağını nasıl şey bu kadar garanti verebiliyor? Sorunlarımızın çözümü için Esed'le masaya oturabileceğini, çözebileceğini söylüyor. Hala Hatay, Esed'in Suriye'sinin bir becim. parçası. Sayın Akşener mağdurlardan ve mazlumlardan yana olmamız gerektiğini söylüyor. Zalim Rusya'ya karşı mazlum Ukrayna'dan yana olmamız gerektiğini söylüyor. Doğrudur. Biz zaten tercihimiz belli. İbrahim Kalın Bey açıkladı. Ama zalime karşı mazlumdan yana olmamız Rusya'da düşman olduğumuz anlamına gelmez yani. Hı hı. İlkesel olarak duruşumuz belli. Peki ilkesel olarak Meral Hanım nerede duruyor? Esed'in sarayına koşup milyonlarca insanı katleden o eli kanlı diktatörle oturup sorunu çözebileceğine inanıyor da... ...niye mağdurlara, mazlumlara sahip çıkmıyor? Tam tersine mağdurlara, mazlumlara sahip çıktığı için Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor, suçluyor. Suriye'nin içlerine niye karıştınız? Siz karıştığınız için böyle oldu diyor. Peki Mısır'daki darbeci Sisi'nin yanında ne işi var? zalim sisinin yanında. Türkiye mazlumlara, mağdurlara, diline, ırkına, mezhebine bakmadan sahip çıkıyor. Niye Erdoğan'ın dış politikasını hatalı buluyor? Hata bunun neresinde? Peki Meral Hanım eğer Gladio siyasetinin bir parçası değilse ki bana göre öyledir. Dünkü konuşması baştan sona özel harp dairesinde imal edilen geçmişin özel harp dairesinde Derin NATO'nun Gladio örgütünün ancak siyasi ayağının söyleyebileceği argümanlar üzerinden Türk dış politikasını eleştiriyor. Erdoğan hükümetini suçluyor. Ne yapmamız gerek? Ne yapmamızı istiyor Meral Hanım? Çok merak ediyorum. Bu karşı silah kuşanmamızı mı istiyor yani? Efendim karşı Ardahan'ı isteyebilir. İsteyen Stalin'di. Stalin'in Rusya'sı yok. Putin henüz bizden istemedi. Ama isteyebilir. Peki Hatay bizden isteyen Esed'le niye dostsun, müttefiksin, arkadaşsın, yoldaşsın Meral Hanım? Niye ona karşı hiçbir nefretin yok? Niye Amerika'ya karşı hiçbir nefretin yok Meral Hanım? O konuşmada Yunanistan'da gösterdi, bahsetmedi değil mi? Hay Suriye'nin kuzeyinde pekka devlet kurdurtmaya çalışan Amerika'ya niye senin hiçbir şeyin yok? İtirazım. Niye bir itirazın yok ya? Peki biz birileri çıkıp bize sorsa Suriye egemen bir ülkedir. Doğru mu? Doğru. Suriye'nin kuzeyinde kim ne devlet kurarsa kursun kardeşim size ne derse niye oraya müdahale ediyorsunuz devletinizin bekası adına? PKK'ya devlet kurdurtmam sana ne ya? Efendim Irak'ın kuzeyinde kurdurtmam, Suriye'nin kuzeyinde kurdurtmam. Peki Rusya kendi güvenlik kaygılarını ileri sürdüğünde kale almayacaksın. E, Türkiye aynı güvenlik gerekçesiyle bugün Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. İyi ki de bulunuyor yani. Ama bir yanda da Suriye'nin hem egemenliğini siyasi ve toprak bütünlüğünde savunuyor. Ama Esed diktatör ne de eli kanlı diktatördür diyor. Peki Meral Hanım sen nerede duruyorsun? Biz Rusya'yı haksız görüyoruz. İşgale karşı çıkıyoruz. En başından itibaren Kırım ilhakına da Donbas'taki sorunun bu şekilde çözülmesine de karşı çıkıyoruz. Ama diyoruz ki Minsk 1 ve Minsk 2'deki antlaşma metinleri oradaki sorunun çözümü için e, gerekli ve yeterlidir. Barıştan yana izliyoruz. Yani sanki Rusya bize açık bir tehditte bulunmuş. Hatta ülkemizi zapt etmeye kalkışmış. Meral Hanım bizden topyekun bir direniş bekliyor. Bak kardeşim, bak Meral Hanım'a buradan sesleniyorum. Amerika yeni bir açıklama yaptı. Zelenski dedi ya hava sahasını kapatmanız için daha kaç kellenin gitmesi gerekiyor dedi ya. Hı. Niye kapatmıyorsunuz Rusya hava sahasını? Ne dedi Amerika şimdi açıklaması önümde duruyor. Siz de girin bakın. Aslında böyle bir şey yapamayız çünkü bu Rusya ile savaşa girmek anlamına gelir. Amerika Rusya'ya savaşa girmeyi göze almıyor da biz Amerika'nın tetikçisi miyiz ya? Kontr gerilla örgütü müyüz yani? Gladiosu muyuz yani? her Hanım böyle hamaset yapıyor. Rusya karşı da isteyebilir. Rusya tehdit. Sanki burada Rusçuluk yapan var yani. Şöyle dese daha makul olmaz mı? Yani Meral Akşener mesela şöyle dese daha uygun olmaz mı? Yani NATO orada toplanıyor ama bir karar almıyor. Avrupa Birliği toplanıyor ama bir karar almıyor. Ya siz bırakın Dostoyevski'nin romanlarını yasaklamayı... Bırakın Filarmoni Orkestrası'ndaki şefi atmayı. Bırakın uluslararası bilmem şu Jütte Federasyonu'ndan futbolcuları e. falan takımlarından atmayın. Onları yani. bırakın Hiç masal anlatmayın. Falan. Yani fiilen Ukrayna'da insanların ölmemesi için bir iş yapın dese ben yine diyeceğim ki tamam diğerleri kardeşim, doğrudur diyeceğim. Meral Hanım'ın kendisi HDP'yi Pekkan yanına konumlandırdığını söylüyor. Baş danışmanı. <laughs> ismini her seferinde telaffuz ederken zorlandığım baş danışmanı, eski genel başkan yardımcısı, Aytun mudur, Aytunç mudur, Çıray mıdır, Çırağ mıdır? Telaffuzda zorlandığım kişi her seferinde çıkıp HDP'yi kriminalize etmek doğru değildir. AK Parti HDP'yi kriminalize ediyor. Yahu kardeşim, Batı bugün o özgür, demokrat dediğimiz Batı, Rusya'nın bütün yayın organlarını kapatıyor, kapattırıyor ya. Orada Rus sporcu varsa bile Putin'in bu savaş politikasını eleştirmezsen seni ülkemde barındırmam diyor ya. Ama benim ülkemde Pekkan hala yayın organları var. Kapattığınız andan itibaren demokrasi elden gidiyor diye. Buna Meral Hanım da dahil. Meral Hanım da dahil. CHP zaten dahil. FETÖ'nün yayın organları kapatıldığında 16, 15 Temmuz'dan sonra yayın organları kapatıldığında gidip o yayın organlarının önünde nöbete katılan kimlerdi ya? Peki kan yayın organı gazetesi kapatıldığında CHP'li milletvekilleri gittiler nöbet tuttular ya demokrasi elden gidiyor diye. 200 gerek yok ahlaksızlığa da gerek yok. Yani efendim Selahattin Demirtaş içeride niye içeride? Ya sen orada yaşayan bir Rus sporcuya bile Putin'in politikasını eleştirmezsen burada sana yaşam hakkı tanımam diyorsun. Ben sen e ee, Serahattin Demirtaş her şeyi söyleyecek, sırtını pekkaya dayayacak, çağrıda bulunacak, e, Türk Meclisinde e, katliamcı Türk devleti diyecek, pekkaya e, tek laf etmeyecek. E, kusura bakma. Hı -hı. Biz hala savunmadayız biliyor musun? Mesele, bakınız Ali Sen kardeşim de değindi. Mesele Rus-Ukrayna savaşı değil kardeşim. Rusya ile Ukrayna arasında süren bir savaştan bahsetmek, görünüşe bakarak asıl resmi gölgelemek anlamına geliyor. Kenan kardeşimin dediğine katılıyorum. Evet orada savaşıyor. Ama konvansiyonel olarak siz Ukrayna ordusuyla Rus ordusunun savaştığını gördünüz mü? Orada Amerikalı askeri danışmanlar ne yapıyorlar? CIA'nin saha elemanları ne yapıyorlar? Habire para yağdırıyorlar. Silah gönderiyorlar. Niye? Lejyonerler gönderiyor savaşın. Çünkü Rusya ne kadar yıpranırsa. Ha Rusya umurumuzda mı? Ama şunu çok net söyleyeyim. Amerikan gücünü dengeleyecek başka bir güç unsuru. Keşke birden fazla olsa. Biz de o güç unsurlarından biri olsak. Tarihsel olarak imparatorluk vizyonuna uygun güçlü bir Türkiye olsak. Her zaman Türkiye'nin lehinedir güçlü bir Rusya, güçlü bir Çin olmamış olsaydı var ya, bugün Amerika'nın, aklıma başka kelime geliyor da edemi el vermiyor, kapısında bekleyen kapı kolu olurduk ya. Kapı kolu olurdu kardeşim. Efendim savaş devam ediyor, Ukrayna Avrupa birbirini alalım. Hangi kritere göre alıyorsun kardeşim? Ben kaç yıldan beri bekliyorum. Benim demokrasim Ukrayna demokrasisinin bin kat ötesinde. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Benim demokrasim Almanya'nın, Fransa'nın demokrasinin bin kat daha ilerisinde. Almanya'nın parlamentosunda, Fransa'nın parlamentosunda o ülkelerle savaş halinde olan terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan bir parti çıksın bakalım. Bir gazeteci çıksın bakalım. Üniversitede bir akademisyen barış bildirisinin altına imza atsın bakalım. Ben onların demokrasisini görürüm ya. Sen Türkiye'yi bekleteceksin. Müslüman aidiyetinden, kimliğinden dolayı dışlayacaksın. Türkiye ile savaşım evet. halinde olan bütün terör örgütlerine yardıma ve yataklak edeceksin. Silahlarınla beslediğin gibi yetmiyormuş gibi kendi başkentlerinde, PKK'nın da FETÖ'nün de bütün elebaşlarını besleyeceksin. E Ey Türkiye diyeceksin. Montreux'u niye kapatmıyorsun? Neyi kapatacağım ya? Neyi kapatacağım ya? Möntür ben senin tetikçin miyim ya? Ben senin tetikçin değilim kardeşim. NATO üyesi olmak Rusya'ya düşman olmayı gerektirmez. Meral Hanım'ın yaptığı yanlışlık şu. S-400 füzesini niye aldınız? Rusya bu kadar bağımlı olmanıza gerek var mı? Sarayı koruyacak demişti. Ayıptır ya. Ayıp ya. <laughs> Koskoca bir partinin genel başkanı olmuşsun. Ne üslup biliyorsun ne devlet geleneği biliyorsun ya. S-400 füzelerinin yerini soruyorlar. Dünyaya faş edelim değil mi? Nerede konumlandırdığımızı. Böyle bir şey olur mu ya? Ben NATO'nun üyesiyim. En büyük tehdit bana ülkeme NATO'dan geliyor ya. Sen niye bunu görmüyorsun? Top alayıp reklama gidelim. Ben NATO üyesiyim. En büyük tehdit bana NATO'dan geliyor. E Rusya muhtemelen ileride Varsayımsal olarak bizden tekrar karşıda hani isteyebilir. E ne yapalım Meral Hanım yani? Biz Amerika'nın gladiyosu değiliz. Evet. Ana gladiyos evet. siyasetini de hayata geçirecek insanlar değiliz. İlkesel duruşumuz İbrahim Kalın kardeşimiz, Devlet Başkanımız adına, Devletimizin politikası olarak açıklamıştır. Rusya'nın işgalini kınıyoruz. Birleşmiş Milletler'de de kınadık. Ama işgali kınıyor olmamız Rusya'ya karşı hasmane bir tutum içinde olduğumuz anlamına gelmez. Peki. İşgale uğrayan Ukrayna'nın yanından yana olmamız askeri olarak Ukrayna'nın yanında olduğumuz anlamına gelmez. Savaş başladığından beridir Ukrayna'ya bir tek mermi satmış değiliz. Ama Ukrayna'dan yapılan bazı açıklamalar Amerikan siyasetine uygun bir biçimde bizi savaşın içine çekmeye Rusya ile düşmanlaştırmaya yarayan açıklamalardır. Lütfen o dostlarımız da dikkatli olsunlar. Teşekkür ederim. İdlib'in şehitlerinin hesabını biz Ukrayna'da görüyoruz. Biz kendi şehitlerimizin hesabını nerede, kimlerle göreceğimizi bilecek kadar akıllı ve o ölçüde de kudretli bir devletiz. Öyle ikide bir tekrar bize sihalar, ihalar gönderildi diyerek enformasyon şey yapmalarına da gerek yok. Savaş başladığından beridir bırakınız yeni i̇ha göndermek bir tek bir mermi bile gönderilmemiştir. Çünkü savaş başladıktan sonra savaşın taraflarından birine bir tek mermi satsanız bile siz o savaşın bir tarafısınız. Biz bu savaşın Peki. tarafı değiliz kardeşim. Teşekkür ederim. Kısa bir reklam reklam dönüşü bir kez daha karşınızda olacağız. İlk iki bölümde Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk. Bu bölümde de sevgili izleyiciler 28 Şubat'ta Millet İttifakı yani altı partinin bir araya e, gelmiş olduğu bir toplantı vardı ve orada bazı açıklamaları vardı. Ne dediler? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme vurgu yaptılar. Yasama, seçim barajı %3'e düşecek, yürütmeye değindiler. Cumhurbaşkanı aktif siyasete dönemeyecek eğer biz seçilirsek dediler. Yargı gündemlerindeydi. Adalet Bakanı Hakimler Kurulu'ndan çıkarılacak açıklamaları var. Temel hak ve özgürlüklere değindiler. Kadın erkek eşitliği bundan böyle eğer biz gelirsek iktidara devlet politikası olacak. Basın özgürlüğüne değindiler. Rütük yeniden ne, yapılandırılacak dediler. 28 Şubat ha, o muhteşem Millet İttifakı evet, tamam. heh, ondan bahsediyorum. Kamu şey var, yönetimine evet. değindiler. Kayyum atamasına son verilecek ve ...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığı korunacak. Ali Esan Bey. Evet 28 Şubat toplantısında hemen hemen 5 aydır bekliyorduk o toplantıyı. 6 parti bir aradalar ve bir parti de dışarıda kalacak şekilde... ...dışarıdan gözlemci sıfatıyla mı diyelim artık yoksa dışarıdan e, takip ediyor diyelim ama hazırlanan metne baktığımız zaman bugün Atatürkçü Düşünce Derneği de Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği tam sayfa reklamla aslında bir federasyon özlemi içerisinde hazırlanan bir mutabakat metniyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Bu yanıyla özellikle de kayyım atamaları noktasındaki o maddelerle HDP'ye verilen sözlerin tutulduğunu görüyoruz. Mutabakat metninde 1921 Anayasasına vurgular vesaire var. 1921 Anayasasına vurgu tahmin ediyorum Ahmet Davutoğlu hocanın e, söylemi ama bunda ne kadar samimiler ben şahsen gerçekten merak ediyorum. Belki Kemal Kılıçdaroğlu 1921 Anayasasıyla neyin kastedildiğinin farkında bile değildir. 1921 Anayasası evet ama yani bugünkü günümüzdeki tartışmalarla uzaktan yakından bir alakası yok. Niye? 1921 Anayasası tam da Atatürk Düşünce Derneği'nin %90 söyledikleri yanlıştır. İşte saatlerin iki defa doğruyu göstermesi gibi bunlar da doğruyu söylüyorlar. Diyorlar ki 1921 Anayasası bir kere Türkiye'de Osmanlı'nın devam ettiği bir dönemdeki bir anayasadır. Bir, iki, padişahın olduğu bir dönemdir. Halifenin olduğu bir dönemdir diyor. E bugün de 3 Mart'ın yıl dönümündeyiz. Hilafetin kaldırılmasını değiştirilmesi teklif bile edilemez bir anayasa maddesi olarak göreceksiniz. İlk dört maddeden bahsediyor Atatürkçü Düşünce Derneği. Ben şahsen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin herhangi bir şekilde savunmasını yapmak için bunları söylemiyorum ama CHP'nin eğer ayakta durduğu zemine kendisine bağlayan e, direkler nelerdir dediğiniz zaman işte medyada Sözcü Gazetesi'dir, Cumhuriyet Gazetesi'dir, Sivil Toplum Kuruluşu adı altındaki örgütlenmeler derseniz Atatürkçü Düşünce Derneği'dir vesaire, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'dir. Şimdi bunların söylemlerinde deniliyorsa ki sizin anayasa olarak 1921 anayasasını değil 1960 anayasasını öncelemeniz gerekirdi deniliyorsa bunu önemsememiz gerekir. Acaba CHP gerçekten helalleşme noktasına evrildi mi? Yoksa karşımızda bir tiyatro oynanıyor. Biz iktidara gidene kadar gelebilirlerse Ahmet Davutoğlu'nu da kullanırız, Saadet Partisi'ni de kullanırız, geleceği de kullanırız. Hatta İyi Parti'yi bile kısmen kullanırız. İktidara geldikten sonra da artık bunların hepsini kapı dışarı kovarız. HDP ile baş başa yönetebiliyorsak yönetiriz diye bir hesap, bir plan var mı yok mu bunu düşünmemiz lazım. Dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ve Cumhuriyet Gazetesi'nin layıklık nerede bu mutabakat metninde şeklindeki söylemlerine ben olması için değil ama CHP'nin gerçekten bunları bu mutabakat metnine sokmak için kafasında bir plan olduğunu ama karşısındaki partilere bunu kabul ettiremeyeceği için şimdilik onları e, göz ardı edip başka söylemlerle halkın önüne çıktıklarını ama yarın öbürsü gün gerçek niyetlerinin kesinlikle bu olduğunu, layıklıktan de vazgeçmeyeceklerini, onu da açayım ben. Layıklıktan vazgeçip vazgeçmemeleri çok önemli bir tartışma konusu değil. Ama dayatmacı layıklıktan vazgeçmezlerse o bizim için bir sorun demektir. Eğer yasakçı anlamda bir laikliği bize empoze etmeye çalışacaklarsa o bizim için bir sorun demektir. Benim görebildiğim kadarıyla CHP bundan vazgeçecek değil. En azından tabanı olarak vazgeçecek değil. Çünkü CHP'yi besleyen damarlar, medya organları sabahtan akşama kadar orta çağ kafası diyorlarsa, işte Kur'an okutuluyor, <laughs> o ilkokul öncesi, ...ana okullarında... biz buna karşıyız deniliyorsa, o kişiler CHP'de siyaset yapmaya devam edebiliyorlarsa, ama Yarın temel binasının açılışı için açılışında, duada, Kemal Kılıçdaroğlu o duaya katıldığı halde, CHP'den birçok kişi veyahut da CHP'yi besleyen damarlarda sivil toplum kuruluşu olsun veyahut da medya organları olsun veyahut da o partiyi destekleyen gazeteciler olsun nasıl olur da bir yargıtay binasının yeni binaya taşınması sırasında açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı nasıl dua eder diye eleştiri getiriyorsa burada gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aşan bir politika Kararlılığı var demektir. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu ben e, gönülden isterim. Kırsın, kırabiliyorsa. Ama daha düne kadar kendisinin imzasıyla başörtü yasak olmalı diye Anayasa Mahkemesi'ne müracaatları var. Etrafına baktığınız zaman da şu anda daha bir buçuk ay, iki ay öncesinde Özgür Özel'in açıklaması var. Ortaçağ kafasına biz geçit vermeyeceğiz veyahut da anaokullarında din dersleri okutulmasına karşı çıkıyoruz diye. Bu şekilde ben CHP'nin sadece ve sadece iktidara gelemediklerini gördükleri için %25'i %26 yapamıyoruz. Tek çıkış yolumuz var. Hem HDP'yi hem İyi Parti'yi ki bunlar zıt kardeşlerdir. İkisini de içinde barındıracak devamında da düne kadar Cumhuriyet düşmanı laiklik karşıtı diye gösterdikleri, gerici, yobaz diye hakaret ettikleri, stratejik takoz diye boyuyla alay ettikleri Ahmet Davutoğlu'yla ve ekonominin iflasının mimarı diye gösterdikleri Ali Babacan'la yol yürüyerek Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar. Allah fırsat vermesin diyelim. Ne diyelim? Teşekkür ederim. Kenan Bey'sinle devam edelim. Az önce Sayın metinler deklarasyon dedi. Bu deklarasyon sizi tatmin etti mi? Bir ikincisi e, neden sürekli bir güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu? Hep bunun üzerinde vuruyorlar Yani hep, şimdi güçlendirilmiş e, parlamenter e, sistem, e, sistem vurgusu aslında e, yani mevcut e, başkanlık sisteminin e, köklü bir eleştirisi ama aynı zamanda başkanlık sisteminin eleştirisini de aşarak aslında Tayyip Erdoğan'ın <laughs> Liderliğinin ya da ki cumhurbaşkanlığının bir noktada tasfiyesine dönük ortak payda oluşumanın herhalde en kestirme yolu. Ortak payda gözükür. tam oraya gelecektim. Şu yorumlar var aslında anlaşabildikleri konu pek yok. Dolayısıyla sadece anlaşabildikleri konu bu olduğu için özellikle buraya vurgu yapıyorlar. Tamam doğru bu. Ancak bir şey var bence. Yani ben doğrusu bu kadar kapsamlı bir bildiri yazıp imzalayabileceklerini kendi adıma öngörmüyordum. Hmm. Çünkü e, hakikaten az önce Ali Bey'in de ifade ettiği gibi yani bu partiler arasında kan uyuşmazlığı da var, gen uyuşmazlığı da var, kökler, gelecek tasavvuru. Yani birçok açıdan farklılıklar, zıtlıklar çok ama yani mevcut duruma baktığımız zaman e, sorunlar olmakla beraber aynı zamanda mutabakatı güçlendirme yönünde adımlar atılacağını da öngörmemiz gerekir. Yani eleştiriyi altı benzemezler şeklinde yapmanın kifayet etmeyeceğini düşünüyorum. Yani artık durum bence bu muhalefet cephesinin ortak hareket etme ve bunu olabildiğince teorik çerçevesinde çizerek yapma yönünde adımlar attığını ben e, düşünüyorum. Yani bu şey bana bunu gösteriyor. İkinci olarak Ali Sami Bey'in de ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi tabanını temsil eden o zihniyeti sözcülüğünü yapan gazetelere, yazarlara, derneklere, efendim vakıflara ya da köşe yazarlarına baktığımız zaman en önemli eleştiri yani bir hani laiklik unutulmuş diyorlar. Niçin mesela laikliğin efendim diyeyim ki işte 28 Şubat sürecinde olduğu gibi efendim tahakkuk ettireceğine dair bir şey söylenmedi. Böyle bir kaygı var mesela. İkinci olarak da efendim Temel karamollulunu Sivas'tan sorumlu tutuyorlar değil mi? Ahmet Davutoğlu'nu efendim Suriye ya da benzeri yerlerdeki işte Türkiye Suriye bataklığına sürüklemiş olarak suçluyorlar. Ali, Bab Ali Babacan'ın zaten Türkiye'yi küresel sermayenin taşeronuna dönüşürdü diye. Fakat biraz da siyaset hani dündündür hikayesi gibi işliyor ve geriye dönük e, şunu şöyle dedi bunu böyle dedin tartışmasına girmek girmeksizin ileriye doğru bakma yönünde bir mutabakata vardıklarını gösteriyorlar. Ama tabii içerideki hikayeyi ben bilemem, biz bilemeyiz. Yani basına kapalı bir toplantı, ancak belli kurmay kadunun katılımıyla e, imza edilen, akt edilen bir takım anlaşmalar. Benim kanaatim şu, e, 2023'e doğru e, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti e, bu mutabakat öncesinde sergilelikleri performansla herhangi bir biçimde Cumhurbaşkanlığını elde edemeyeceklerini, seçimi kazanamayacakları öngördükleri için tabii ki pragmatik gerekçelerle, belki oportunist gerekçelerle demek daha doğru olabilir. Deva Partisi'ni de, Gelecek Partisi'nin de muhakkak surette orada istidam etmenin, orada bulundurmanın, onu da o ortak paydaya katmanın yollarını aradılar. Ve işte bu ittifaklar sistemi de küçük bile olsa, yüzde üçlük, yüzde ikilik, yüzde birlik bile olsa partilerin önemini arttırdığı için bence o partilerde orada kendi ağırlıklarını hissettirdiler. Mesela Burhanettin Duran Bey'in yapmış olduğu değerlendirmede şöyle bir yaklaşım vardı. Ben o yaklaşımı önemli buluyorum, değerli buluyorum. Demişti ki bu söylemin e, içeriğini siyasal anlamda e, ben Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğunu düşünüyorum. Kesinlikle İyi Parti'nin ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir perspektif ortaya koyabilecek bir tecrübe bir tecrübeden, birikimden yoksun olduğunu, bir ön yargıya, bir bagaja sahip oldukları için yoksun olduğunu düşünüyorum demişti. Ben de o şekilde düşünüyorum. Gerçekten hani Gelecek Partisi ve e, Deva Partisi oraya Bence bir e, topluma giderken e, meşruiyetlerini arttırıcı e, katkı sağladığını düşünüyorum. O sebeple e, bu bildiri ya da bu bildiri karşısında ortaya konulacak tavrı uzun soluklu bir tavır olarak ortaya koymak lazım. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etmişti. Devlet Bahçeli de zaman zaman ifade ediyor. Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin aksayan yönlerini biz revize edeceğiz diyor. Bu revize edilmesi öngörülen hususlar nelerse nelerin aksadığı işlemediği ya da fonksiyonunun düşük olduğu düşünülüyorsa o zaman o kesinlikle bir an önce masaya yatırılmalı seçim kanunundan başlamak üzere o checkpoint denilen yani denge denetleme denilen hikaye nasıl te tesis edilecekse ona ilişkin de hızlı adımlar atılmasının icabetini düşünüyorum yani bir taraftan bunu söylemek gerekir. İkinci olarak da yani şimdi 28 Şubat sürecini işte biz beraber yaşadık. E şimdi bakıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir şey söyledi ki ben de 28 Şubat'ın mağduruyum diyor. Şimdi yani bir sene öncesine kadar 28 Şubat ruhunun. Fişlenme e, anlamı e, değil Evet gibi. evet kendisi söylüyor bunu. Hı -hı. Ben de 28 Şubat'ın ben de mağduruyum diyor. Hatta tazminat kazandığından bahsediyor. E, i̇kinci olarak da 28 Şubat mağduranı ben adı açıklanmadığı için kimlerin katıldığını bilmiyorum ama genel bir resim gördüm. Belki siz de görmüşsünüzdür. Bazı işte başörtüsü mağduru işte öğretmen mi öğrenci mi kimse onları bir araya getirip işte onların değerlendirmelerini aldığını bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir yol haritası hazırlayacağını ve bu yol haritasında efendim şuna şuna reyat edeceği gibi şeyler söylüyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsi vaattir, reklamdır, propagandadır ama unutmayalım ki her malın alıcısı vardır. Eğer pazarlama yeteneğiniz yüksekse e, bizzat o zulmün, haksızlığın faili, parçası olsanız bile onu unutturabilecek bir pazarlama tekniğini de tahakkuk edebileceğini düşünerek bence AK Parti'nin burada bir siyaseti daha güçlü bir biçimde ortaya koyması lazım. Örneğin Dün müydü acaba önceki gün müydü bilemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı milletvekilleri bir araya geldiği zaman tabi basına yansıyandan söylüyorum. Diyor ki biz yapıp ettiğimiz işlerin e, halk nezdinde yeterince gündeme gelmesini sağlayamadık. Bu konu üzerinde çalışın diyor. Yani siz iş yapıyorsunuz ama bir şey olmuyor. Örneğin şimdi uçuş haritalarına bakıyoruz. Değil mi? Bütün şey kapanmış. Rusya'nın diğer tarafları uçuşu kapanmış. Rusya'dan Batı'ya, Batı'dan Rusya'ya bir uçuş yok değil mi? Ama her iki taraftan da bir yere uçuş var. İstanbul'a ya da Ankara'ya ya da Türkiye'ye uçuş var. Dolayısıyla bir zaman neydi? Ya bu kadar büyük havalimanına ne gerek var? Bir kamulaştırma yap şeyin etrafında, yeşilköy'ün etrafında ekle bir tane iki tane pist daha al sana yeni havalimanı deniliyordu. Ama demek ki bu işin öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Neden? Yani siz e, efendim suların e, çarşaf gibi böyle sakin olduğu bir zaman diliminde gemiyi çok rahat yüzdürebilirsiniz. Ama fırtına olduğunda, devasa dalgalar geldiğinde o zaman sıkıntı bir. İki, biliyorsunuz e, bugün 3 Mart, e, 18 Mart'ta e, Türkiye bir açılışa imza atacak. Efendim Türkiye bitti, battı krizde. Efendim e, bu savaşta zaten ihracat da olmayacağı için, enerji krizi olacağı için hani artık bundan sonra önümüzü göremiyoruz. Karanlıktayız. Yani Amerika böyle söylüyor, filan da böyle söylüyor deniliyor ama bakın siz 4 e, sene önce başladığınız köprüyü verdiğiniz tarihte bitiriyorsunuz ve ayın 18'inde 18 Mart'ta Çanakkale'de iki kıtayı 3 e, defa üstten İstanbul'da 2 defa da alttan 5 defa bağlanmıştı ya 6. bağlamayı bir de Çanakkale'de yapıyorsunuz. ile beraber. Dolayısıyla biraz da ben muhalefeti tabii ki konuşmak, takip etmek, tartışmak lazım. Ama bence eğer gereğinden fazla da konuşmaya başlarsak o zaman siz kendi yaptığınız işleri de bir noktada konuşamaz, anlatamaz duruma gelirsiniz. Onun için ben AK Parti'nin hem kendi icraatlarını anlaması, anlatması yönünde ki stratejiyi benimserim. İkinci olarak da bu sistemin Eksikleri, kusurları neyse onları konuşup onları geliştirmek yönünde bir fikir teatisini hatta bir kamuoyu yoklamasına da geniş anlamıyla ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bunu şu evet. manada söylüyorum biliyorsunuz 12 Eylül referandumu olacağı zaman 2010 senesinde birçok sivil toplum örgütüne AK Parti böyle açıktan teklif etti. İsim isim söylemedi yani. Anayasa teklifiniz neyse çalışın getirin dedi. Bence de başkanlık sistemine ilişkin kamuoyunun teklifi neyse, beklentisi neyse, başkanlık seçimi olabilir, başkan yardımının atanması olabilir, bakanlarla ilgili, milletvekillerinin işleyişiyle ilgili, yargıyla ilgili, her neyse, bunlarla ilgili teklif neyse kamuoyuna tekrardan açık bir biçimde seslenip, teklifiniz ne kardeşim, siz ne görmek istiyorsunuz, nasıl görmek istiyorsunuz başkanlık sistemini, şikayetiniz ne, talebiniz ne şeklinde bir kamuoyu yoklaması yaparak, bence bu sistemin, daha fazlasıyla sahiplenilebilir olması yönünde hı. adımlar atılabilir diye Teşekkür düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sayın Metin Er Ben ünlü. metnin kendisi üzerinden bir okuma yapacağım. Buyurun. Yarın Yeni Şafak'ta çıkacak köşe yazımda da e, bunu yazdım. E, i̇ki kez okudum. Altını çize çize okudum. Hı. Eve döndükten sonra yarın bir başka kanalda bunu tartışacağımız için bir kez daha okuyacağım. Üç kez olsun diye. Çünkü münhasıran ilgi duyduğum konular. Hı hı. Ben şunu tahmin ediyordum. Herhalde yeni bir güçlendirmiş parlamenter sistem modeli ortaya koyarlar. Bizim de bütün dünya siyaset alemine e, sunabileceğimiz yeni bir ihraç ürünümüz ortaya çıkar. Ya, pek çok şey ihraç ediyoruz da bir de işte batı parl parlamenter sistemlerine ya sizde de muhtemelen böyle eksiklikler var. Bakın biz yepyeni bir şey bulduk. Çok sevinirdim ben. Yeminle söylüyorum o kadar heyecanla bekliyordum ki Şimdi okuyorum Allah'ım ya Rabbim yani. Bol retorik. Cakcek. Meclisi güçlendireceğiz diyor. Allah, Allah okuyorum acaba ben o mecliste çalıştım çünkü yani. Ay siz bulunmadınız da ben bulundum yani. Komisyonları şöyle oluşturacağız. Allah'ım ya yani Güven, gen soru falan. Allah'ın soru önergesi. İş tüzükte tadilat. Tamam, eyvallah da nasıl yapacaksın kardeşim? Nasıl sorusunun cevabı yok. Yapacağız, edeceğiz. Gö ya karşımıza çıkmışlar bir model sunacaklar bize. Ama hala cak cak edebiyatı. Peki, bakıyorum Allah Allah, yani yaptın öneriler Cumhurbaşkanı hükümet sistemi içinde de pekala yapabileceğim bir şey. Tadilatları var ya. Zaten yeni hiçbir öneri yok. Bir iki tane yeni öneri var. Onların da parlamenter sistemde hiç alakası yok ya. Az buçuk siyaset bilimi, ya, mürekkep yalamış her Allah'ın kulu. Yani partili sistemler üzerinde çalışan her Allah'ın kulu. Mesela diyor ki hakimlere coğrafi teminat sağlayacağız. Ya bunun parlamenter sistemle ne alakası var Allah billah aşkına ya. Rütük'ü şöyle yapacağız. Bunun parlamenter sistemle basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, yani başkanlık sisteminde din ve vicdan özgürlüğü, basın özgürlüğü, yükü şöyle tanzim edeceğiz. Ya Rabbim sen aklıma mukayet ol. Yani yeni bir anayasa yazsalar, şey şey arkadaşlar yeni bir anayasa yazsalar, bütün bu maddelere yer vermelerini anlayabilirim. Efendim kayyum atamalarına karşıyız. Hoppala. Bunun parlamenter sistemle, yeni sistemle ne alakası var? Allah billah aşkına ya. Şimdi dedim acaba ne diyecekler Cumhurbaşkanlığı şeyine diyor Allah. Rozetini çıkaracak diyor. Aktif siyasetçi olmayacak. Tamam. Rozetini çıkardı. Peki ideolojisini nasıl çıkaracak? Kafasının içini nasıl boşaltacak? Ben de rozetinin çıkarılmasından yanayım da o meseleyi çözmüyor. Ahmet Necdet Sezen'in rozeti mi vardı yani? Turgut Özal da rozetini çıkarmıştı. Süleyman Demirel de. Cevdet Sunay da bilmem kimdi. Birbirimizi kandırmaya ne gerek var? Deseler ki parti genel başkanı olmasın, bu çok anlamlıdır. Ben de böyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanının parti genel başkanı olmasını doğru bulmuyorum. Hı hı. Bak, Cumhurbaşkanı hükümet sistemini savunuyor olmama rağmen bunu söylemiyor. Rozetini çıkaracak. Yani Hatay'a selam olsun çok değer verdiğim e, eski medya tanıtım başkanımız var. Ya şey dedi yani e, peki dedi olasılığını nasıl çıkaracak? Bu gömlek değil ki ya. Neyse o önemli değil. Ya, karıştırıyorum Allah Allah. Cumhurbaşkanı var sistemin içinde. Peki bu Cumhurbaşkanı'nı kim seçecek ya? Koca koca adamlar oturmuşlar. Metin hazırlamışlar. Yusuf kardeşim ya. Cumhurbaşkanı'nın kim tarafından nasıl seçileceğini yazmayı unutmuşlar. Meclis mi seçecek? Meclis seçecekse nasıl seçecek? Yani üçte iki çoğunlukla mı seçecek? Bilmem neyle. Hiçbir bilgi yok. Doğrudan millet tarafından mı seçilecek? Bu çok önemli bir detay. Altı kişinin aklına gelmemiş mi? Bu? Yani ben 3 defa okudum. Hiçbir yerinde bulamadım. Siz de bir okuyun bulursanız beni yalanlarsanız ben çok büyük minnettar olurum yani. Doğrudan millet tarafından mı seçilecek belli değil. Aklıma şöyle geldi ya doğrudan millet tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı var yüzde ellinin üstünde. Bir de yüzde yirmi beşle diyelim ki birisi seçildi koalisyon hükümet kurdu başbakan oldu. Ya doğrudan yüzde elli nokta kaçla seçilen cumhurbaşkanını sen başbakandan çok da etkisiz yetkisiz bir konuma nasıl yerleştirirsin? Ya? ya? böyle bir şey olur mu ya bu demokrasinin neresinde var? İki cumhurbaşkanı diyor se seçilen cumhurbaşkanı diyor şurasına dikkat edin yani. Bu demokrasi anlayışı kötürün bir demokrasi diyor ki 7 yıllığına seçilecek tamam olabilir bir kezliğine peki sonra bir ömür boyu artık aktif siyasetin içinde olmayacak. Ya sen bir insanın Cumhurbaşkanlığından sonraki siyasi hayatını nasıl şey yaparsın ya yok edersin. Ya. Bu hakkı nasıl kendinizde görürsünüz ya altı benzemez yedi benzemez adam Cumhurbaşkanı oldu diye yedi yıl ondan sonra evine çekilecek Hiçbir şekilde hiçbir şeye karışmayacak. Balık tutmaya gider belki. Ya böyle bir demokrasi anlayışı olur mu? Bunun altı nasıl dolduruyorlar? Hiçbir Niye? şekilde doldurmuyor. Altı yok ki. Hiçbir önerinin altı yok bak. Bak Kodri Meydan diyorum bu konuda kafa yormuş, münhasıran yormuş bir siyasetçi olarak. Teorik olarak da kafa yormuş bir insan olarak söylüyorum. O partilerden hangisi kendine güveniyorsa gelsin milletin karşısında o metin üzerinden konuşalım. O metin üzerinden. Diğerlerin hepsi var ya eski parlamenter sistemin makyajlanmış hali. Siyasi beşli güçlendireceğiz diyoruz. Bak ben nasıl güçlendireceğimizi size anlatayım. Buyurun. Yani siyasi erdemler risalesi kitabımda da yazdığım için. Ben şu anki meclisinde bunların önerdiği zaten sistemin adı yeni ama kendisi bence eskinin de eskisi. Bu sistemde de meclisin yürütmenin emrinde olacağına inanıyorum yürütmeyle meclise iç içe. Güçlü meclis nasıl oluşur biliyor musun? Milletvekillerini doğrudan halk seçer. Hmm. Halk seçer kardeşim. Ben gücümü halktan alırsam güçlü olurum. X partinin genel başkan yardımcısının eteğine tutunarak, şuna buna yalaka yaparak listelere gireyim. Millet de partisine oy verdiği için seçileyim. Sonra seçim bölgeme gitmeyeyim milletime tepeden bakayım gene X genel başkan yardımcısının adamı olduğum için bir daha listeye gireyim tekrar seçileyim. Bu şekilde seçilen milletvekillerinin milletvekili yapmış bir insan olarak söylüyorum. Dobra ve mert bir insan olarak söylüyorum. Hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Sistemin sadece basit bir dişlisidir. Bu şekilde oluşmuş bir meclisin asla gücü olmaz, asla saygınlığı olmaz partiler demokrasisi anlayışını ortadan kaldıracağız. Partiler olsun, her birimizin partili aidiyeti olsun. Ama Cumhurbaşkanı nasıl ki halk seçiyorsa, doğrudan seçiyorsa, millet kendi vekilinde doğrudan kendisi seçsin ya. Beş kişi seçilecek yere koy kardeşim 20 kişiyi. 25 kişi millet gitsin kimi tercih ediyorsa. Adam gidiyor siyasi oligark gibi Ankara'da kuruluyor. Halkla ilişkisi yok. Seçim bölgesinde halkın sevmediği bir insan ama genel başkan yardımcısı, bir örnek. teşkilatları belirliyor, oylama yapılıyor, gene teşkilatlar onu istiyor, tekrar listeye giriyor, gene seçiliyor. Bu sistem siyasal oligarklar marifetiyle meclisin vesayet altına alındığı bir sistemdir kardeşim. Bu demokrasi değildir. Bu metne bakıyorum, yarının in Türkiye'nin inşası metni diyorlar ya, Allah Allah dedim acaba... Baktım bir tek şey yazıyor. Siyasal Partiler kanunu değiştireceğiz. Ya be adam değiştireceğiz demek demek için benim karşıma niye çıkıyorsun ya? Nasıl değiştireceğini anlatsana ya bunu anlatmak için karşıma çıkmışsın ya. Değiştireceğiz, edeceğiz, yapacağız. İnan ki var ya daha fare doğurdu. Lafı o kadar güzel bir laftır ki yarınki köşemde de yazdım. Bu, bu da bir şeydir adam fare doğurması var ya. Bu metni okuduğumda dedim ki ya keşke daha fare doğursaydı ya. Hiç değilse o da bir şeydir yani. <laughs> bu metinde hiçbir şey yok. Bakınız bütün tarafsızlığımla söylüyorum. Efendim bir tek böyle <laughs> şey serpiştirmişler. Baraj yüzde içe insin. Ya bunun parlamenter sistemle ne alakası var? Başkanlık sisteminde bu yapılabilir zaten. İki, hazine yardımı yüzde oy, bir oy alan partilere de versin. Çok güzel. Verirsin. Ama bunun parlamenter sistemle alakası yok. Ez cümle, ez cümle. İddia ederek söylüyorum. En az iki defa altını çizerek okudum. Münasıran bu konuyu konuşacağımızı bilseydim metni çize çize gittiği metni de getirirdim de. Her cümle diyeceğim şu. Parlamenter sistem dedikleri bu var ya. Bir de yeni sistem dedikleri şey bu var ya. Alsınlar başlarına çalsınlar. Ya. Ayıptır ya. Koca koca adamlar aylardır bu metin üzerinde çalışıyorlarsa. Ha birlerin gönlünü hoş etmek için sana söyleyeyim Temel Bey HDP niye ilk dört maddeye atıf yok? Bu metni Cumhurbaşkanımız açıklasaydı var ya bu ülkenin laikçi gardrop Atatürkçüsü laikliği fetiş olarak kabul eden o beyaz seçkinci Zümre var ya. Niye Atatürkçülük yok? Atatürk'ün adı geçmiyor ya adı adı. Atatürkçülüğe zaten atıf yok ilk eve inkılaplarına. İlk dört maddeye hiçbir atıf yok. 21 anayasası. Eyvallah. 60 anayasası Bizi... eleştiriliyor ama. 60 anayasası halbuki CHP'nin anayasası yani. Bunu eleştiriyor. Vesayetin anayasası. Kendilerinin arkasında darbe, ar ar dar arkasında durdukları bir darbenin eseri olan bir anayasa ve yıllar yılı de özgürlükçü anayasa diye alkışladıkları bir anayasa. HDP'yi ürkütmemek için ilk dört maddeye bahis yok. 21 anayasa sözlerinden işte eyaletler, vilayetler sistemi Tabii o anlama gelmez yani o eyalet modeli oradaki anayasa metnindeki gibi anlaşılacak bir şey değil. Ama Atatürk'ün daha önce de İzmit e, konuşmasında da benzer şeyler geçtiği için tevil edilebilir yani. HDP oradan yeşil ışık çak. Ya laiklik dersek işte hani CHP olarak tek başına bir yere gelemiyoruz işte eski hatırlatır laiklik demeyelim. İyi e CHP sen ne işe yararsın ya? E Saadet partisinin zaten almaya gerek yok yani. Şeyi de söyledi zaten yani Alisan kardeşim. Yani stratejik takoz dediğin adam bugün senin stratejik akıl hocanı oluyor. İşte ya yani birbirlerine çok benzemezlerin anayasası ancak bu kadar olur. Anayasaya salardı bütün bunlara itirazım olmazdı. Basın özgürlüğü nasıl düzenleyeceğiz? Allah'ım ya düşünüyorum taşınıyorum. Basın özgürlüğü gibi bir bahsin parlamenter sistemle yeni sistemle alakası nedir bilemiyorum. Eğer parlamenter sistem içinde sadece ve yalnızca basın özgürlüğü sağlanabiliyorsa o zaman Amerika, Fransa, e, Zinhar. Bu arada toplantıya yeni akit davet edilmedi. Akit medya e bu çünkü çok demokratlar. Abdülkadir Selvi kardeşim de davet edilmedi. Yani bakınız sadece o değil Deniz Zeyre'ye saldırıyor ya, CHP Genel Başkanı'nın asıl Baş. Tabii, daha, abi. daha iktidara gelmeden bir de bunlar mutlak iktidar sahibi olsalar var ya siz o zaman Erdoğan'ın kıymetini anlarsınız da. Ama işte bizim dindar kesim var ya. Ya şu niye böyle? Bu niye böyle? Ben çok gücendim. Artık oy vermeyeceğim. Hadi verme bakalım. Yani temel temel beyin saadetinden bahsetmiyorum zaten. Erbakan'ın misyonunu ne hale getirdiler ya? Ne hale getirdiler ya? Hakkımızı helal etmiyoruz ya. Biz 15 yaşımızda meydan meydan bunun için dolaşmadık ya. CHP'nin altı okuna o zihniyete teslim olalım diye mücadele etmedik ya. 28 Şubat'ı Erbakan hocamıza karşı yapan güçlerle sen bir olacaksın. Erbakancılığı neo Erbakanizme dönüştürüp Erdoğan düşmanlığını siyasal bir aparat haline dönüştüreceksin ya. Ayıptır ya. Erdoğan'la bizimle bir hesabınız varsa gelin mertçe yapalım. Size karşı bir yanlışımız varsa özür dileyelim. Ayaklarınızın dibini öpelim. Kavganız varsa bizimle yapın ya yıllar yılı birlikte mücadele ettiğimiz bir zihniyetin yanında o beyaz seçkinci muktedirlerin safında Erdoğan gibi bir evladınızı, kardeşinizi siyaseten hepimizi biçmeye gelen bir güruhla nasıl beraber olursunuz ya? Bu neo erbakanizm dediğim şey var ya, neo erbakancılık o kadar tehlikeli ki. O kadar tehlikeli ki inşallah Fatih Erbakan, sen gene başkan bu şeyi kırar ya. Erbakan'ın Bizim Erbakan'ımız öldü ya. Bizim Erbakan'ımız öldü. Gerçekten yüreği yanarak söylüyorum. Gençliğimizi uğrunda heba ettiğimiz Erbakan'ımız öldü ya. Onun söylediklerini koyuyorsun. Bir de Temel Bey'in bugün yaptıklarına bakıyorsun. Yani hala Temel abi diyoruz ya. Hala saygıda kusur etmemek için Temel abi diyoruz ya. Geçiyorsun karşımıza. Kimi alaşa edeceğim? Erdoğan. Ne yaptı sana Erdoğan ya? Çok merak ediyorum ya. Ne yaptı? Ne yaptı? Gömlek değiştirmek. Milli görüş zihniyetini değiştirmek anlamına gelmez kardeşim. Her gün gömlek değiştiriyoruz yani. Temel Bey senin değiştirdiğin gömleğin artık milli görüşle alakası kalmamış ya. İşte ise şey yeni siyaset anlamında gömlek değiştirdiğimizi söylüyoruz. Yani eski tarz milli görüş anlayışı yerine gömlek değiştirdiğimizi söylüyoruz. Hala milli görüşçü olduğumuzu söylüyoruz. Hala Erbakan'ın işaretlediği doğrultuda durduğumuzu söylüyoruz. Ama siyaset yenilenebilir. Siyasetin tekniği, kitlelere açılma. Bunlar farklı siyaset tarzlarıdır. Bu konuda ayrışabiliriz. Ama özde biriz ya. Sen Erbakan'a düşmanlıklarıyla, maruf insanlarla bir olacaksın. Siyaseten bizi biçmeye kalkışacaksın. Tabii. Bir de karşımıza Erbakan'ı çıkartacaksın Alisan kardeşim ya. Ömrü hayatımızda bunu da gördük. Erbakan yaşıyor Tayyip Erdoğan'da. Ya. Peki. Ah, Sayın Aydal, ah. siz biraz önce bir konuya değineceğinizi söylemiştiniz. Ben izninizle canlı olan üzerinden devam edeyim ki tamam. insicam kaybolmasın. Tabii. Ve o söyleyeceklerimi de buna bağlayacağım. Tamam. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'dır ve benim de Cumhurbaşkanım'dır. Ama dürüstçe yüreğim dilerdi ki Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığı ayrı olsun. Çünkü biz şimdi iktidarda bulunan bir partinin bize göre yaptığı eksiklikleri anlatma noktasındayız. Dolayısıyla devletin başındaki kişiye bir şey söylememe yüreğimizden geliyor. Keşke ayrı olsaydı. Bütün arkadaşlarım bilir, bütün televizyon programlarında ben hep rakamlarla konuşan bir kişiyim. Şimdi bu altı parti bir araya geldiğinde konu o olduğu için önce onlardan başlamayı arzu altı ediyorum. Altı ee, görüntüde 6 tane ee, dolayısıyla hani suizanlarda ya da zanlarda bulunma mecburiyetimiz yoktur şimdi e, bu 6 parti bir araya geldi ve geçmişte öğrencilik hayatımda talebelik hayatımda ünvan aldığım dönemlerde sol zihniyetin bizim üzerimizdeki ceberrut baskısını birebir yaşamış bir kişiyim başbakanlık müsteşar yardımcılığı döneminde doğrudan orduyla muhatap olan bir kişiydim Milli Güvenlik Kurulu'na giren kişiyim. Terörle Mücadele Başkanlığı'nı hocam bana vermiştir yürütmek için. Dolayısıyla birebir muhatap olduğumda o tavırları gören bir kişiyim. Dolayısıyla bazı şeyler hep kötü değildir, hep iyi değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle kıyafetler konusunda ya da özellikle hanfendilerin kıyafetleri konusunda sağladığı rahatlığı kimse göz ardı edemez. Ayasofya'nın açılışını kimse göz ardı edemez. Dolayısıyla bir, bir açıdan bakıp da kötü ya da bir açıdan bakıp da iyi demek hakkına sahip değiliz. Bir ölçüde de yapılanın hakkını vermek noktasındayız. Hı, hı. Değerli başkanımız Fatih Erbakan beyefendinin her iki sistem hakkında da ön yargısı yok. Ama her iki sistem hakkında da eee meyakada konuşuyoruz sürekli. Eksik gördüğümüz çok şey var. Bunları ifade etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla bir tarafı beğenmek, diğer tarafa kötü demek gibi bir mecburiyetimiz yok. Şimdi gelinen noktada, önce Cumhurbaşkanlığı sistemi başarılı mıdır diye, ben hep sayıları sevdiğim için o açıdan başlayayım izninizle. Sayın Cumhurbaşkanımız 2018'de seçilmeden önce bana güvenin dedi. Değerli halkımız da güvendi, %51 küsur oyla. Cumhurbaşkanımızı seçtiler. Peki genel beklenti neydi? Cumhurbaşkanlığı sistemi iyi bir sistemdir dendi ve 3 yıl içerisinde ki geçtik 21'in sonuna ait rakamları tam söyleyeceğim bir yanlışlık var. Bizim 2018'de gayri safi yurt içi hasılamız 958 milyar dolardı. Şimdi 649 milyar dolar. Yani 3 yıl içerisinde ne oldu da bu kadar büyük bir 300 milyar dolara yakın bir gayri safi yurt içi hasıla? Ben 850 milyar dolar. Ben e, izninizle hocam sistem sistemi konuşuyoruz ya. Evet. İşte sistemin Met, metni ortaya konulan metin üzerinden sistemin tamam metin üzerinden konuşuyorum ben de sistemde cumhurbaşkanlığı sistem çok başarılı olmuş olsaydı kişi başına düşen 12.500 dolar 8 bin dolarlara düşmezdi. 2018'de 58 milyar TL olan faiz borcu 2021'in sonunda 180 milyar TL olmazdı. Ve yine hükümetin kendi projeksiyonu 2 yıl sonra 320 milyar dolara çıkacak. Ya bunun Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ne alakası var? Parlamenter sistemde de aynı şey olabilirdi yani. Hayır. Cumhurbaşkanlığı sisteminin iyi olacağı, ülke için iyi olacağı söylenmişse bu rakamların iyi olması lazım gelir. Sonra şimdi yasama yürütme ve yargıda Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesidir. Eğer bir sistemden ya da bir kuruluşlardan birçok şikayet varsa, kendi ağzından dinlediğim için söylüyorum. O zaman kulak vermek lazım. Orada bir problem vardır diyor. Şimdi bir ülkenin yarısı ya da yarısından çoğu yürütmede, yasamada ve yargıda bir problem olduğunu söylüyorsa. Ben beklerdim ki Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten bunlar nedir diye çünkü Cumhurbaşkanımızdır. Toplasın bütün partileri, herkese eteğindeki taşı döksün ve ne düzenleniyorsa yapsın. Yatırımlar konusunda belli şeyler vardır. Eğer siz e, Devlet Planlama Teşkilatını ortadan kaldırırsanız, geleceğe ait projeksiyonları birden çok kişiyle tartışmazsanız ki bir müsteşar, 3 e, 4 müsteşar yarısı 11 Genel Müdür 33 tane daire başkanı gibi devasa bir kurum. Ben de bir dönem projelerinde bulundum. Böyle bir kurumu kaldırıp yerine strateji ve bütçe başkanlığını koyduğunuzda şunu göremezsiniz. Değerli arkadaşım dedi ki biraz evvel işte dedi, havaalanı dedi e, göremediler. Büyük havaalanını yaptık. Ne iyi oldu. Ama şu şunu sayısal olarak bilmenizi arzu ediyorum. Atatürk Havalimanı hiçbir döneminde 64 milyon yolcudan fazla taşımamış. Ama Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyon kişi. Ve yanında bir yeni pis yapılacak yer var. Her hava alanına yapılır. Sabiha Gökçen'e de yapıldı. Bir 10 milyonda oradan gelir. Yani 100 milyon yolculuk kapasitemizin 64 milyonu kullanılıyor. Devlet Planlama Teşkilatı önem sırasına göre yatırımları sıraya dizerdi. E, Zafer Havaalanı. Hangi akıl karar verdi de 2 milyon yolcu kapasiteli hocam yaptı? Hocam bu metin hakkında ne diyorsunuz? Yani açıklanan metni konuşuyoruz. Ben de onu hocam. konuşuyorum. De onu Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği üniteler eğer ülkeyi belli sıkıntılara sokmuşsa ya Ama her şey kötü sistemi bu yeni sistemi okuduysanız ne yeni, diyor? Yeni sistem. Bizim görmediğimiz ne var? Sizin gördüğünüz ne var? Biz bu, de onu öğrenmek istiyoruz yani. Şimdi izninizle Çok ben diyorum ya. Ben de yararlanmak istiyorum yani. Memnuniyetle.

bir şeyi net görmek açısından söylüyorum yine konu tam kötü bu, bir sistem getirdik bütün bu sorunların da nedeni bu sistemdir şimdi bunu değiştireceğiz Bu bu partilerde böyle bir şey öneriyorlar sizin burada gördüğünüz şey nedir ya hocam ben sabrettim ama hocam diyorum, biz burada sabrede. sistem tartışması ya, yapıyoruz tamam, siz size, zafer size biraz... Havalanı'na kadar gittiniz hocam yani e, o, o o sistemin bir ürünü olduğu için tamam, anlatıyorum tam bu sistem kötü 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 değil sistemin ama ürünü tamir değil edilmesi hocam. gereken kısımları iyi, var bakın, bakanların söylemek istemiyorum ama ta 2012'lerde olan bir zafer havalimanından bahsediyorsunuz. Cumhurbaşkanı pek hiç alakası yok. İzninizle Önce bir, Peki, bir şey, e, tamamlama fırsatı verin. Hedefim buyurun. belli olacak. Şimdi bakanların vatandaş tarafından seçilmemiş, bakanların meclisten getirilmemiş, seçilmemiş bir bakanların milletvekilleriyle olan irtibatlarının neredeyse yok olduğunu gördük. Sekreterlerine dahi ulaşamayan milletvekillerinin birçoğunun şikayetini ben biliyorum siz de duymuşsunuzdur beyefendi. Dolayısıyla halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı yardımcısı olmalıdır. Neden? Yeni sistemde getirilen nedir bu konuda? Mesela okuduysanız. İzninizle gördüğüm eksikleri iki tarafta da anlatacağım. Öbür taraftaki eksikleri de anlatacağım. Yok mesela bu konuda ne öneriyorlar bakanlar? Cumhurbaşkanı yardımcısı halk tarafından seçilmezse ne olur? Allah muhafaza gelecekte Cumhurbaşkanımızın biri bir sebeple o görevi yapamayacak noktaya geldiğinde yine seçilmiş bir başkan olacak değil mi? Ama bu sistemde atanmış biri Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak. Bakanları Gen soruyla meclisten al almalısınız, alamıyorsunuz. Mecliste hiçbir milletvekili gerçekten bu ülke için bir şey yapıyorum, görüşüyorum havasında değil. Çünkü bir şekliyle e, beştepeden şunu şöyle yapın deniyor, kurullardan geçiyor ve kabul ediliyor. Ya eskiden de böyleydi. Bakanlıklar hazırlardı, meclise gelirdi, <laughs> kabul edenler, etmeyenler kabul edilmişti. yani. Şu, Siz yeni bir şey söylemiyorsunuz Her yeni ki. sistemin eksikleri fazlaları olur. Dolayısıyla devlete düşen cumhurbaşkanlığı sisteminde bir eksiklik mi var? 20 yıldır iktidarda, 2018'den sonra da cumhurbaşkanlığı sistemi. Biz dilerdik ki, Sayın Cumhurbaşkanı partileri toplasın, eksik gördüğünüzü sorun desin. Abi sordular işte, açıkladılar. Artık sormasına o, gerek kalmadı. Öyle demeyin, sormalıydı. Cumhurbaşkanı böyle bir şeydir bizim kafamızdaki. Bunu arkadaşlarımıza gelince, ben e, <laughs> 6 tane ayrı kafadan çıkmış bir metnin, sadece birbirlerini gücendirmemek için ve sürekli yuvarlak bırakılmış cümlelerle geçiştirildiğini düşünüyorum. Çünkü gelecekte farklı bir şey yaparlarsa bunu yuvarlak cümleyle işte sizin de buyurduğunuz gibi seçim sistemi düzenlenecek. Da nasıl düzenlenecek belli değil. Biz de görmeyi arzu ederdik. Dolayısıyla günü geldiğinde kendi lehlerine olacak bir değişimi önceden bilmeliyiz ki en azından tartışabilelim birçok noktada yuvarlak geçişler var. O bakımdan da bu, bunun bir kanun gibi, hani arkadan da bir yönetmenlik çıkartırsınız onu açıklayan, bu henüz çıkmamıştır. Belki Cumhurbaşkanlığı sisteminden rahatsız olan kişilerin farklı gerekçelerle yan yana geldiği bir sistem gibi. Birçok şeyinize söylenenlerde mesela Sayın Babacan'ın borçlandığı döneme bakıyorum ben hiç beğenmediğimiz Sayın Albayrak'ın borçlandığından daha az borçlanmış, daha fazla borçlanmış. Dolayısıyla yani öyle çok başarılı filan değil. O dönemi net ortaya koyduğumuzda görüyoruz ki sadece dışarıdan borçlanmaya dayalı bir sistem var. En son bir röportajı vardı. Dürüstçe anlayamadım yani insan duyduğuna inanmak istemiyor. Dışarıdan diyor daha düşük faizle borç alacağım. İçerideki borcu ödeyeceğim. Dışarıdan sonra daha düşük faiz alacağım. Ya hiç kimsenin üretimden bahsettiği yok. Belki bütün bu sistemin içerisinde 9 bin sayfayı aşan 6 kitap çıkartarak biz gelecekte şunu yapacağız diye deklere eden tek partiyiz. Diğer partilerden de beklerdik en azından okuyalım biz hepsine gönderdik. Beklerdik ki biz geleceği nasıl görüyoruz anlatsınlar öyle dışarıdan borç alarak faiz ödeyeceğim, borç alarak faiz ödeyeceğimle bir yere gidileceğini düşünmüyorum. Eğer bu altı parti kendi içerisinde ekonomi bakanı olarak Sayın Babacan'ı düşünüyor ise hakikaten bir eksiklik var demektir. O zaman biz Avrupa'ya ya da Amerika'daki kapılarda sürünecek bir ülke olacağız. Niçin? Yeniden faiz almak için. Daha düşük bir faiz almak için. Peki onun bedeli ne olacak? Türkiye'den gene ne alacaklarının hesabı bizden sorulacak. Farklı kaynaklar olabilir ama dışarıdan alacağını ifade ediyor. Üretimde şunu yapacağım, şu projeyi yapacağım, Türkiye'ye ayağa kaldıracağım şeylerin lafların hiçbiri altı partide de yok. Dolayısıyla biz bir tarafı savunmak, öbür tarafı kötülemek noktasında değiliz. Sadece ben acizane, par yani, tabii ki partinin ortak fikri belli bir ölçüde oluşmuştur. Yani biz tek başımıza bile girebiliriz çünkü diğer partilerde ortaya koydukları müşahhas bir bilgi yok. Ha, Sayın Cumhurbaşkanı şu güne kadar hakikaten Cumhurbaşkanlığı sisteminde eksik gördüğünüz şeyler nedir diye sorsaydı... ...bu sistem giderdi. Erbakan Hocam rahmetlinin de arzusu Cumhurbaşkanlığı sistemiydi. Ama şimdi gelin elinizi vicdanınıza koyun. Bundan sonraki dönemde Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin o havayla oluşturduğu ilk 8 yıldaki %51'e ulaşması... Türkiye'de belki bundan sonra hiç olmayacak. Peki nasıl olacak? Yine adı konulmayan bir koalisyon sistemiyle yönetiliyor olacağız. Şimdiki 6 partinin yan yana gelme sebebi %51'i aşmak için bir tür koalisyon kurdular. Adlarına ne derlerse desinler. Ya da niyetleri o. Peki Sayın AKP yöneticilerini ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın... Hocam partimizin adını söyleyin ya. Biz AKP Diliyorum, değiliz. Ya. AK Parti. Tamam. Siz yapmayın ya. AK Parti yöneticilerini <laughs> ve Topallay için gönül kırmam. Kapanış yapalım. E. Ee, ve MHP ile birliklerinin sebebi <laughs> nedir? Çünkü artık birbirleriyle her şeyi örtüşen iki parti değildir. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bir dahaki seçimde acaba %51'i beraber geçebilir miyiz? Yanımıza yeni birini alır mıyız? Bu da bir ko koalisyondur. O zaman eski dönemden ne farkı kaldı? ...seçimden sonra koalisyon yapılırdı... ...şimdi seçilmeden evvel yapılıyor. Ama MHP partimizden hiçbir talepte bulunmadı. Ne hükümetin orta olmak istedi ...ve bugüne kadar da... ...15 Temmuz'dan beri de sen Beyefendi. Cumhurbaşkanımızın... ...ortaya koyduğu politikaların... ...dışında hiçbir şey söylemediler. E, Peki. Bir bir Bunun üzerine bir cümle tabii, tabii. söyleyeyim. Allah aşkına istemedi de... ...atanan bürokratlar... E, e, ...polis içindeki şeyler... E, ...atamalar... Bütün bunları tane tane tutup ne bana saydırmayın. yani? küçük kardeşlerimizi dışarıda mı bırakalım yani? Ben de onu ifade ediyorum. Başka kardeşlerimiz adına de var, bakanlık orta demediniz, demediniz ama parti içerisinde her dediğini yaptıran bir milliyetçi hareket partisini gördük. koalisyon her dediğini yaptınız. Yaptıra, yapma hocam ya. Her, ya. her dediğini yaptıran tamam ne demek büyük bir ya. kısmını yaptıran bir MHP gördünüz. Dolayısıyla İstişare ediyoruz yani. Doğru doğru her yerde buluşuruz yani. Doğru olan her talebede. Tamam. Bunun ismi koalisyon. Sizin de talebiniz doğru olsa bunun bunun ismi de... bunun ismi koalisyon. Adana, bizden aldıklarımız yok mu yani? Ayakın, nasıl onlar. değiştirirseniz değiştirin. Koalisyondur bunun ismi. Dolayısıyla iki sistem arasında teorik olarak fark varmış gibi görünür Top ama yoktur. Lütfen. İktidarı ele geçirmektir açacağız. bütün hedef. Bir edin. de MHP'li İttifak Erbakan hocamız yaptık zaten. Bari yapmayın. Ya. Peki son cümleyi alalım. yani. Bir cümle ben ekleyeyim. Ondan sonra Doğan Bey'in belki bir cümlesi varsa seçimden önce yapıldığı zaman seçmene sunuyoruz. Diyoruz ki AK Parti ve MHP Büyük Birlik Partisi birlikte giriyoruz. Eğer beğeniyorsanız bize oy verin diyoruz. Ama eğer seçimden sonrasına kalırsa bu artık riyakarlıklar, kendini inkar politikaları hayata geçmiş oluyor. Geçmişler Bakan fark... Hocam da MHP ile yaptı. Ee, üçüncü parti de vardı ve birlikte beraber girdiler. Bu yani olmayacak bir, şey partimiz, demiyorum. Bir Neticede koalisyon yani gibi. bu. Bir tür uzlaşma. Demokrasinin belki bir parçası. Peki. Bir seçime birlikte girdik. Peki. Yani hükümetin dışında. Tamam biz de seçime beraber Kutsal girdik. O dönemde MHP ile beraber. beraber, beraber. beraber. Yani. Nokta diyelim artık. Evet. evet. Yani. Birimizi şey etmeyelim. Çok teşekkür Söyleyeyim ederim. siz Ben öcüleştirmiyorum. Ben, 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 ben o camiayı çok yakından tanıyan birçok arkadaşım olan bir kişiyim öcüleştirmek için söylemedim. Sistemi anlattım. Peki. MHP olmasa Peki, AK Parti cevap, ara geleceğini diğer program düşünemiyor. Böyle bir sıkıntı gelin var. Gelin Çok bir eleştirme günü değil bugün. Sağ olun. Doğruları bir ölçüde ifade etme günü. Peki. Programımızı burada noktalıyoruz. Hayırlı geceler.